Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'an'ı ayağımızı kaydırmasın inşallah. Bizi kendisine muhatabat ettikleri kulları zümresine ilhak eylesin. Arkadaşlar Dima 270. İnşallah gelecek nesle yadigar olur. Talp 7. Mekan itibariyle Arnavutköy'deyiz. Isınmak için şöyle bir iki kelime edelim. Gerçeklik göründüğü gibi değildir. Hakikat yani. Hakikati anlamak suretten kanuniyete, kanuniyetten hakikata. Hakikata vardıktan sonra mahiyete geçiyor. Demek ki gerçek hiçbir şey gözüktüğü gibi, göründüğü gibi değil. Görülen duyularımızın gördüğüdür. Duygular değil. Akıldakiler, kulak, burun vesaire. Bunlar duyulardır, hakikat değildir. Duygular ise kalptedir. Zaman ve mekanın birliğine akıl deniliyor. Ne demek? Tabiri diğerle tahayyül ve tasavvurun birliği. Biri mekanı, biri zamanı anlatır. Tahayyül mekanı, mekan olgusunu bizde yapar. Tasavvur ise bilgilerin dizilimi olduğu için zaman algısını, yani zaman anlayışımızı, itibari ve nisbi vaydi kıyasilerimizi oluşturur. Zaman, başlangıcı ve sonu olandır. Mahluktur. Der esmasının tecellisidir. Eğer zaman sonsuz olursa an yoktur. Sonsuzluk içinde hangi neresine an diyeceksin? O zaman sonsuzluk olsa zamanda dün, bugün, yarın olmayacağından ana baba da olmaz. Ana baba olmadığı gibi çocuk da olmaz. Her şey olması gerektiği gibi olmuştur ve bitmiştir. Anladınız mı? Bir daha. Zaman sonsuz olsaydı, sonsuzun herhangi bir yerine, yersiz yer, yeri yok, an diyemezdi. An olmayan bir yere, an o yoksa, ana parmak koyamamışsan, bu tarafı, bu tarafı, sıfırın eksi ve artı tarafı olmayacağından anne baba yoktur, evlat da yoktur, imtihan da yoktur. İstidatların kabiliyete dönüşmesi de yoktur. Dünya ve ahiret yoktur. Her şey bitmiştir. Yani esma boyutundayız. Cennet, cehennem de yoktur. Olurdu. Zaman sonsuz olsaydı Hasan. Sonsuz. O zaman an o kadar önemliydi ki cennette de bile an vardır. Ama burası gibi değil tabii. Pazartesi Adem Aleyhisselam'la, Salı günü şunla, Perşembe günü benimle görüşülecek, Cuma günü hep beraber Rabbimizi görmeye gideceğiz diyor. Nasıl olacaksa. Anı gösteren, şimdi mesela Cenab-ı Hak ezeli ve ebedi, Cenab-ı Hakk'ın vücudunu gösteren şey bu 30. sözde geçen o vehmi bir hat çizmesi gibi. O zaman o vehmi hat tarzında bir şey... An gibi bir şey olmuş oluyor değil mi? Vehmi değildir. Çünkü hakikattır. Zaman mahluktur. Değer esmasının tecellisidir. Rahman isminin tecellisi mahluk oluyor da, ilim sıfatının tecellisi mahluk oluyor da, değer esmasının tecellisi niye mahluk olmaz? Yok ben oradaki... Her başka bir şey. Evet. Şimdi o zaman orada mesela ezeli ve ebedi bir vücudu gösteren vehmi bir hattı. Vehmi değil yani. An evet. Vehmi değil. Evet. Zamanda da oradaki ifadeyi buraya getirdiğimizde zamanda anı gösteren şey. Anı gösteren mazi ve müstakbelin cem olmasıdır. Abi an mahlukun ispatıdır. Yani gereğidir. Eğer an yoksa mahlukat da yoktur. Çok güzel. Yani Allah'ın dışında bir şey ifade edilecekse anla ifade edebilirsin. Çünkü Allah ana bağlı değil. Doğru. Anı kaldırırsan mazi ve mustakbel ezeli ve bedi olur. O zaman bu anın göstergesi insan mı olmuş oluyor?
Ve mahlukat. Mahlukat. O zaman şimdi kişi için kendisi olmuş oluyor. Evet. Anların toplamı hal mi oluyor? Hal olur, halet olur sonra. Akılda olursa hal olur. Şey, vicdanda hal olur, ruhta halet-i rüya olur. Onun için an o kadar önemli ki, yani şu var olmamız nasıl bir nimet, mahluklaşmamıza sebeptir. Onun için zaman ezeli ve ebedi değildir. Mahluktur. İşte toparladık işte. O zaman kayyumiyet de buradan çıkıyor. Dün biraz vurduk geçtik cumartesi dersinde ama bizde bu ikisi arasında hep derim. Ama demek ki ne kadar zaman geçmiş bu ikisi? İkisi yok. Nerede var? Tasavvurda. Yani serbest bölge denilen bizim şey tahayyül ve tasavvurdu. Tahayyül mekanımızı, mekan anlayışımızı, tasavvur zaman, bilgilerin dizilişinden öncelik sonralık. Bunun arka tarafı formu nedir? Yani arka tarafın cemi nedir? Yani bir aşağı fehmden sonra taakkul, akıldır. İkisinin hulasası. O zaman zaman ve mekanın hulasası akıldır. Oldu mu altını doldurduk. Muhittin abi Hazretleri şeyi mi görememiş? Anı mı anlayamamış? Anı anlayamamış. Harika oldu. Bugün güzel ikinci. Anı anlayamamış. Harika oldu. Yani bizim serbest bölgeyi hayal edin böyle. Tahayyül, tasavvur. Tamam. Altı, taakkul, akıl. Tasdik, izan, iltizam. Böyle değil mi? Şimdi bunun hulasası taakkul. Fehim var tabii. Buradan oraya, oradan buraya geçiş izni alma sistemi fehim. Evet. Tamam. Tahayyül ve tasavvur. Tahayyül mekan. Aynı zamanda bu makamda mekan. Manaya libas biçilen yer. Tahayyül. Çok sıfatlar var ama bir tanesini söyleyeyim. Mekan anlayışımızı yapıyor. Tahayyül. Tasavvur bilgilerin dizilişidir. Öncelik sonra. Bunun cemi, serbest bölge ya burası. Cemi nedir? Taakkuldur. Yani altıda kulası. Bir üst birim. O zaman akıl nereden beslenir? Tahayyül ve tasavvurdan beslenir. Daha biri diğerle mekan ve zamandan beslenir. Zaman, o zaman akıl, zaman ve mekanın birliğidir. Peki geçelim şeye. Dün bahsettiğim şu kadardı. İkisinin cemi kayyumiyettir. Tasavvur, serbest bölge aslında kayyumiyetimizi oluşturuyor. Çok ilginç bu. Çünkü bunu bilmeyen diyor, 30. lemada şu diyor, ilk önce şunu okusun diyor. Üçüncü remizi okusun, sonra bire gitsin. İlk önce orada bu onu oluştur, bu tahayyül tasavvurunu. Sonra biri oku diyor. Peki başa bunu koy da bunu okusak ustad, sonra üçe koysan, bu sefer ilim ehlini esas alıyor. Sen git öğren. İlim senin seviyene inmez. Onun için buraya bunu koymuş. Değişiklik gösteren nasıl kayyumiyet olacak ki abi? Sabit olması lazım değil mi? İşte o onu sabittir tabii. Ama kayyum olabilmesi için içerisi devamlı değişmesi lazım. Değişimler içinde bütünlük, sabitiyet. Anların toplamı olarak mı söylüyorsunuz abi bunu? Anların hiç, toplamı da diyebilirsin ama şöyle diyebilsek daha mı acaba? Kayyumiyeti bununla, yani bunu anlıyoruz ya da kayyumiyeti aynadanlık burada oluyor. Dimada kayyumiyet bu. Evet. Kayyumiyet ezeli değildir. Donukluktur. Ezeli ve ebedi olmak donukluk. Anı kaldırırsanız insan donuk olur. Şimdi varlığı hareketlendiren zamandır. Zaman. Zamanı kaldırırsanız öncelik sonralık yoktur. Her şey olmuş olmuş olduğu gibi olmuştur, bitmiştir. Ana baba yoktur. Zaman şeyi. Zamanı eşyayı hareketlendiren. Zamanın değişik fiziksel bir ifadesini söyleyeyim. Belirli bir miktar aralıklarla eşyanın titreşiminin sayısıdır. Titreşim sayısıdır. Yani ipi tuttun İrfan. Ben de tuttum. Bayram ortada çıkıyor. Vuuu. Titreşim çok olursa orası mekan olur. Yani eşyanın melekütiyetinin titreşme sayısına göre dışarıda
sıvı, katı, gaz halinde bulunuyor. Eşe gözüküyor. Bilim de buna elektron hareketi diyor. Elektron hareketi diyor. Biz de titreşimi ihtizaz. Veya ilimden kudrete, kudretten ilime. Evet. Frekans. Yani temeli oluşturduk mu istediğimiz gibi tefekkür ederiz abi. Kayyumiyet oradadır. İrfan sen onun üzerindesin abi. Serbest bölgenin üzerindesin. Kayyumsun. Düşünüyorum abi. Evet. Ama harika tabii tespit yaptı. Çok hoş. Nasıl kayyumiyet sanki standart ve donmuş beton. Tam tersine hayal ve aklın üzeri serbest bölge en altta gözükürken en mükemmeldir. Bu noktada. En kesif, en camidir. Çünkü devamlı hareketi. Hep bilgi oradan, veri oradan alınıyor. Öyle olması lazım. Hakikaten Allah lazım. Serbest bölge yapmak için Allah gerekiyor. Her şeyde Allah gerekiyor ama burada vicdanımla söylüyorum. Tahayyül ve tasavvur her şeyin her mertebesinin, her cihetinin bulunabildiği, hiçbir şeyden üstün olmadığı, her şey her zaman değişen bir sistem. Ama bak kafa sabit. Bak o değişken değil mi İrfan orası? Ama aklımız, itikadımız sabit. Mesela onun için dimağda kayyumiyet nedir? İtikattır. Vicdandaki kayyumiyet nedir? Latife-i Rabbaniye'dir. Bütünselliğidir. Peki itikat, diman son mertebesi ya. Alt verileri nedir? Tahayyül ve tasavvur. Tahakkum, ilim, izandan vesaire geliyor. Ama bak sabit. İtikatımız değişmiyor ki. Terakki ediyor. Değişiyor. Kendi kalitesinde değişiyor. Onun için kayyumiyet, kayyum olabilmesi için içinde hayalin alamayacağı şekilde her şeyin, her cihetinin, her yönünün devamlı üstünlük olmamak şartıyla bulunabilmesi ve bu sisteme rağmen bütünlük sağlayıp kayyum olmamız. Yani kayyumiyet neydi? Seninle kayyum. Her şey, mesela diyelim ki dünyada yapalım daha kolay olur. İnsanı çekip çıkarırsın. Petrollerin, madenlerin, çiçeklerin renkleri, yerin altındaki, üstteki yıldızlar, galaksiler, yani tefekkür edilecek dereler, mereler. Hiçbir şey anlamını yitirir. Her şey anlamını yitirir. İnsan bu varlığın varlığına sebeptir. Kayyumudur. Varlığının varlığıdır. İşte serbest bölgede böyle. İşte ondan akıl, mekan ve zamanın bütünlüğüdür. Tabiri diğerle mekanın melekutiyeti zamandır. Zamanın mülkiyeti mekandır. Sen bana bir zaman söyle mekanı olmasın. Mekanı söyle bana, zaman olmaz. Olamaz. Çünkü birisi büyük, birisi melek. Kederden emin olunması kayyumiyet sırrından var. O zaman işte o bütünlüktendir. Kuantum teorisine göre kayyumiyet iradeden geliyor. Çünkü öyle irade ediyor, öyle kayyum oluyor. Yani. Evet. Yoksa hay olarak her şekilde. Evet. Çünkü kuantum fiziğinde her şeyin her cihetini, nasıldı ilim? 550'deydi. Her şeyini, her cihetini bir de. Ha. O zaman ne? O irade. Hay orada. Evet. Burada hay iradeyle teşahhüs ediyor. Bunlar böyle sevgili kardeşlerim, böyle sabah kalktınız, geldiniz. Bak. Şey ama bir veri vermeden alınmıyor. Bunlar ben de düşünüyorum. Neyin etrafını kazıyoruz? Farkında değiliz. Üzerimizdeki battaniyelerin kalktığını, tamam, neredeyse yani haf verici olmasa farkında değilsiniz. Sanki ahiretin berzahın haletini yaşıyoruz. Ben inanıyorum ki şu ortamdan farklı olmayacak kabir. En düşüğü. Yani mesela dün niçin buna vardım? Dün düşünüyorum. Mesela Cuma abi vesaire, Arap Mustafa'dan. Beden işlenmiş topraktır. Yani demir çelikten demir geldi. Sonra kalem oldu. Aslında demirdir ama işlenmiş. Aslı bu eşittir. Yani demir işlenmiş sanat. Toprak ve beden işlenmiş sanattır. Tamam. Fakat çok tuhaftır. Burada olan, buralı olmayan, burada bulunması, toprak, beden,
ham madde deposu, işlenmiş sanat. Ruh ise o da işlenmiş. İyi dinle. Ruh işten, bak, toprak ham madde. Beden işlenmiş. Frezeden geçmiş. Şekil vermiş. Yani cilve, cemal, nakış, sanat, esmalar şekil vermiş. İşlenmiş. Ama aynı. Aynı hiçbir şey yok. İşlenmiş sanat. Şimdi ruha iniyorum buraya. İşlenmiş sanattır. İstidatlar, kabiliyetler, vahide yazene koymuş. Ham maddesi nedir ham maddesi? Alim ervahtır. Cevher alemidir. Cevherlerdir. Biz Arş-ı Azam'ın, cevherler aleminin, doktorum, işlenmişiyiz. Düşünün. Onun için biz Arş-ı Azam'dan da imtiyazlıyız. Şimdi toprağa sokuyorum kişiyi. Kişi toprak ve işlenmiş. Bunu tersine çevireyim. Toprak ham madde, beden işlenmiş sanat. Dünya. Vefat da işlenmişi aslına döndürmek. Bunu da yapayım. İşlenmiş ruhlar alemi. Bir sürü berzalar. Aslına döndürmek. Nasıl döndüreceksin? Bir dindeki adı nükermekir denilen bir sistemdir. İşlenmişi aslı cevherine taşıyandır. Yöntemin adıdır. Ama bizde nükermekir denmiş. Abi ruh, ruh şey midir? Yani mahluktur. Mahluk tarafı var, olmayan tarafı da var. Cevher de o cevher tarafı. He. Cevher Arş-ı Azam ya. Arş-ı Azam cevherler, kanunlar, namusların oldu. Basit bir madde değil mi abi? Hani bölünmüyor, etmiyor, şey yapmıyor. Basit derken o basit sokak ağzı değil. Onu kastediyor zaten. O öyle diyor. Basit o. Basit ama onu hemen ustad diyor ki basittir diyor. Basittir derken sokak ağzıyla olan o basitlik değil. Onu demiyorum ben. Ha, nihayetsizlik tek şey olmak. Tek şey olmak demek. Her şey iken tek şey olmak, olabilmek. Terkip olmaması. Ha, terkip değil. İşte terkip olmayan bir şey işlenebiliyor mu? Onu abi şimdi işte işlenmiş mi? Zaten. Yazılım cevher işte altın cevheri işlenemiyor. Mesela istidat yok mu bizde? Kabiliyet yok mu? His yok mu? Akıl yok mu? Bunlar hep nerede? Ruhta. Ruhta işlenmeyle ilgili biraz sıkıntı olur gibi duruyor abi ya. Durabilir. Yavaş yavaş alışacağız ona. Sıfatları var desek, o sıfatlarıyla zuhurat oluyor. Yani cevher ya, cevherde işte. Cevher, mesela CNC torna tezgahına bilgisayarla bilgi veriyoruz yazılım. Karşısında demir var, buna şekil ver diyoruz. Şimdi bu yazılım cevherdir. Bu cevher. Şimdi bu karşısında bulunan o demir kürstür. Beşeriyettir yani. Cevherin daha ruha uygun getirilmemiş. O CNC makine alem-i şehadettir. O elektrik vicdandır, gayiptir. Şimdi ona şekil veriyor. CNC makine yazılı programı maddeye şekil veriyor. Kürse şekil veriyor. Ve ruh denmiş. Toprak, topraktan beden gibi. Ama bedene toprak denmez. Ama aslı itibariyle efendim abi. Abi şimdi çekirdek var. Ağaçların bir parça ruha benzeyen çekirdeklerindeki programı diyor. Çekirdek ya. Karpuz çekirdeğini koyuyorsun. O DNA, o kod onu karpuz yapıyor. Toprağı alıyor, karpuz yapıyor. Burada öteki de üzümü koyuyorsun. Aynı şey. Ne farkı var bunların? İçindeki yazılım farkı. Yani o ruh çeperini yani bu sadece o yazılım ya. Sadece o yazılım bunu üzüm yapıyor. Bunu şeftali yapıyor. Bunu kayısı yapıyor. Sadece o yazılım yazılım. Mesela adam dedi ki ehli dediği için ben bir şey nakletmem. Delilim olmayan nakletmem. Bir yerde çalışıyor. Abi bir tane kızıl elma denilen uçak ama diyor. Adamın sen tabii zannediyorsun diyor. Mesela 40 tane 50 tane uçak gemisi var şey var. Abi de öyle acayip bir şey ki sistem değişmiş ki diyor yazılım dediğin için. Öyle bir yazılım ki onları hiç sayıyor diyor. Hiç sayıyor. Yok. O da zaten öyle bir şey yok görüyor. Yok. Yokun varlığı misal. Böyle bir dünyadayız. Ruhta böyle.
Ben burada nereye varmak istiyorum? Bunu işleyeceğiz değiliz. Bunun detayına. Isınalım diye yaptım. Gireceğiz şimdi. Ama beden veya şey toprak, hiç bozmayayım misalimi. Toprak kürs. Yani CNC makinede, torna tezgahında ham madde. Bu beden şekil almış. Hayatla şekil almış. Hayat. Orada ne yapmış? Cilve, cemal, nakış, sanat. Eğer bu tefekkürü yakalarsak, bakayım ne deniliyor? Tenkitleri, takdirleri sonra yapacağız onu. Ana aşağı yukarı böyle. Tam kelamla ham madde ifade edilmese de ama yöntem bu böyle. Bir ruh dişli oluyor, bir ruh piston oluyor, bir ruh... Evet. Bir latife, his, şefkat, muhabbet vesaire. Ham, yani mantığı yakalamak gerekiyor. Münker mekir bir sistemdir. Sureti soru sorandır. Kanuniyeti nedir? Dört sıfata taşır. Bak sureti sana hesap sorandır. Neyini sorar? İtikadını ve amelini sorandır. Tamam mı? Münker mekirin sureti budur. Kanuniyeti nedir? Yalnızlığını kaldıran, mekanını ısındıran, karanlığı aydınlığa çeviren, darı geniş yapan. Şimdi hakikatinden bahsediyorum. Nüker Mekir'in hakikatinden bahsediyorum. Hakikatini aslına doğru seyahat etme kapısıdır. Ahireti nasıl geçeceksin? Topraktan ahireti geçirmez ki. Söyleme nasıl geçeceksin? Mesela şu anda benimle konuşurken rüya görebilir misin? Olmaz ki. Varsa da istisnadır. Uyuman lazım ki rüya göresin. Ha, bir şey olacak yani. Nüker mekir alemi şehadet ile alemi gayb arasında bulunan berzahın ilk giriş kapısı o mezarlıktan geç. O giriş kapısı nüker mekirdir. Yöntemdir. Bakın nüker mekirin şöyle çizeyim. Sureti var. Sureti nüker nekir bak. Sureti. Sureti neydi? Hesap soran. Kanuniyeti dört tanedir. Yalnızlığını, yalnız kimsesizliğini kaldıran. Karanlığı aydınlığa çeviren. Üç. Darı genişlendiren. Ve dört. Darge yalnızlık. Soğuğu sıcak yapan. Kanuniyeti bu. Üstad diyor ya bunu. Peki hakikati nedir? Hakayke şey sabit et. Sabit et. İşlenmiş ruhu, ruhlar aleminden tekrar geldiği yere gitmesi mantıklı değil. Ruhlar aleminden gelen ruh, ruhlar alemine gitmez. Nereye gider der usta? Daire-i ruha gider. Alem-i misalden geldik. Vefatla, yani teris olarak daire-i misale gider. O zaman nedir o? Hakikati nedir? Ruhu aslına uruc ettiren, her şey aslına rucu eder var ya, Rabbine doğru gider. Aslına. Tamam. Mahiyeti nedir mahiyeti? Ne olur? Sanki bu mahiyet oldu. O hakikat, esma. Allah'a doğru değil. İlk önce hakikat neydi? Hakikat, ruhumuzu şekillendiren esmaların var ya esmaların. Oraya doğru yani kapı açan berzahta sana kapı açıyor. Kapı açıyor derken o ruha, şimdi alem-i şehadette bulunmuş bir ruh. Oraya nasıl adapte olacak? Bir anda ahiret olur. Gene orada kanunlar, Allah'ın adeti. Sen kahvaltıda dedin ya, sünnetullah değişmiyor. Orada da değişmiyor. O ruhu, buradan gittik. Ahirete nasıl uygun olacak? Yani kabire girdik böyle. Gireceğiz. Peki o gayba bir anda paldır küldür o ruh olur mu? İşte ona doğru dönüştüren. Yani cevhere dönüştüren demiyorum. Gayba nüfuz ettiren. Yani esmaların kainata kadar, şeceri hilkat kadar değil. Hakikat neydi? Esma, kainat. Kainattan aşağıya. Yani oralara nüfuz eden. Zaten vefatında diyor ya namazda ben o alemlere gittim. Şey yasak olur mu abi? Bu sizin söylediğiniz mahiyet.
hakikati şöyle yazsa, herkesin kendi Rabbini bilmesi ve bulması. Tamam olur. Aynen. Yani anlatmak istediğim, oraya nüfus ediyor. Burada ike mayen mutlak oluyor. Mayenke mutlak oluyor. Biraz giyeyim. Gaye. Birkaç dakikada gideyim. Epey adapte olduk derse. Çünkü ilk yapacağımız ders lüp ve sadr olacağı için Risale'den. Risale. Böyle biraz ona uygun olmamız lazım. Kopmak lazım bir yerlerden. Gaye nedir? Çok kabul edersin veya etmesin diye. Ben böyle ders çalışırken aldığım notlardan. Gaye, geleceğin bilgisidir. Başka? Gaye, beni eyleme iter. Peki, dedim ki, notum vardı kağıda. Rasyonel dedikleri var ya, şey, konferansta da geçiyor. Rasyoneldir. Gerçeklik. Olanın bilgisidir. Arasında ne fark var diye şey yaptım. Rasyonel, olanın bilgisidir. Olanın bilgisidir. Olandır. Gaye öyle değildir. Geleceğin bilgisidir. Aynı zamanda rasyonu olanın bilgisidir. Yani nefs-ül emirdir. Ümit nedir peki? Gaye ile ümit arasındaki fark. Karışmasın diye söylüyorum komutan. Gaye ve ümit. Ümit gaye değildir ki eylemi olsun. Gaye değildir. Gayede eylem vardır. Ümitte eylem yoktur. Gaye geleceğin bilgisidir. Geleceğin bilgisi olursa mesela çocuğun gayesi yoktur. Niçin? Geleceğe ait bilgi yok. Ne kadar, şurada çocuk ya, çocuk burada duruyor, şimdi an. Ne kadar geleceğe nüfus eder biliyor musunuz? Geçmişi ne kadar alakası varsa. Niye çocuk ateşte elini yakar? Yukarıdan aşağı atlar da anlamıyor. Geçmiş bilgisi olmadığındandır. Geçmiş dimağında ateşin yüksekliği ne demek olduğu bilgisi olsaydı, geleceği onun üzerine bina ederdi. İyi dinleyin. O zaman bir insanın, bir çocuğun, bir neslin, bir toplumun geleceğini taşımak, onu geleceğini inşa etmek için geçmişiyle bağlaman gerekiyor. Geçmişi olmayanın geleceği yoktur. Onun için bu asır insanları böyledir. Geçmişinden kopartılmıştır. O zaman feraset olmuyor değil mi? Hiçbir şey olmaz. İrfaniyet nedir? İrfaniyet. Allah Celle Celaluhu canibinden kendine bakabilmektir. Mesela Beyazıt-ı Bestami'nin duasından şey yaptım. Ya Rabbi, bana öyle bir alet ver ki senden başka bir şey istemeyeyim. Demiş. Sonra demiş ki, Ya Rab, seni istediğim gibi sen beni isteme. Sana yakışır gibi beni iste. Ve sen beni istediğini bana bir şekilde hissettir demiş. Bildir demiş. Büyük adamlar, büyük adamlarmış ya. Büyük düşünüyorlar. Takılmıyorlar ufak tefeklere. Ne diyor? Öyle diyor işte. Durumlar hepten iyi değil ya. Arkadaşlar, burada beşer gibi bulundular. Aslı insandırlar. Ustadımızın tabiriyle Fransa'ya git. İnsan suretinde şeytanları. Seydan'ın meclisine git. Tillo'ya. İnsan suretinde melekleri görürsün. Aynı bu insanlar böyle. Bazı insanlar insan suretinde melek, oralı, tamamen orası hatırlanır. Ama bazıları da var, bir beşer var ki insan suretinde haza şeytan. Ben bazen denk geliyorum. İnsan görünümlü şeytan. Tamamen. İşin ters gider. İşin ters gitmez. 6 ay ters gider işin. İrfaniyet ne demek? Allah canibinden kendine bakabilmektir. Hakikat aynasında kendini görebilmektir. Hakikat aynasında. Fesubhanallah. Dışarıda mülkte olanı enfüste birleştirme sistemimizin adı emr-i itibaridir. Yani dışarıda var ya nisbi, yapraktır. Kedidir, soğuktur, sıcaktır, karanlıktır, aydınlıktır. Dışarıyı, içeriye almak, zıtları içeriye alabilmek ve birleştirebilmek. Bütünlük yapabilmenin adı emri itibaridir. İçeride örf, anane, kültür, gelenek ve ilimle.
vahiyle vesairelerle, kazanımlarla harmanlamak emri nisbiydi ötekisi. Bu itibar. Hakikaten zıtların birliğini nasıl yapabiliyor? Bir şey sorabilir miyim? Bu emri nisbileri emri itibariye çeviren dema mı yoksa kalp mi? Tasavvur. Tasavvurdadır abi. Emri nisbi, emri itibari ve vahid-i kıyasiler orada. Hakikaten zıtların birliği nasıl olabiliyor? Merak ettim. Hakikaten zıtların birliği celal ve cemal, cehennem ve cennet nasıl bir olabiliyor? Allah da acayip bir şey ya. Allah'ı da anlamak yani hakikaten zor yani. Niye zor? Kendisi ezeli ve ebedi fani yapabilmiş. Fani yapmış yani. Çok tuhaf yani. Nasıl yapmış? Allah gece ve gündüz yoktur Allah için. Allah'a sinetim ve lanem. Uyku tutmaz. Uykuyu nereden hatırına gelmiş? Böyle düşündükçe çok tuhafıma gidiyor. Zatımı düşünmeyin diyor. La tefekkürü li zati. Zatımı tefekkür etme ama ben zaten zuhuratı düşünüyorum. Sende uyku yok. Uykuyu nereden getirir? Nasıl? Yani hakikaten çok acayip. Ama Allah da herhalde şimdi rahmetiyle tebessüm ediyordur. Hakikaten zıtların birliği nasıl olabiliyor? Birleştirilenler artık yoklar. Birleşerek. Diğerleriyle başka bir şey olmuşlar. Tayin pekmez. Tek başınayken tayinti pekmezdi. Birleşince ne tayindir ne pekmezdi. Başka bir şeydir. Helvadır. Bu birleşme aynı anda fikir, düşünce, zan, malumat, tefekkür, his veya zihin oluyormuş. Onun için yazdım. Yani zıtları ne işime yarayacak birleştirme? Birleştirince iki tane zıtı birleştin ya celal cemalı, cennet cehennem. İçeride birleşince ne oluyor peki vahid-i kıyası? Ne yapıyor bize? Fikir, fikrin nihayetsiz mertebeleri, hissin nihayetsiz mertebeleri, haletleri nihayetsiz, duyguları nihayetsiz, hakikatleri, mertebeleri ortaya çıkıyor. Zıtlar birleşme ne demek? Zıtlar mesela diyelim ki Allah'ın ilmi niye mertebesiz? İçinde cehalet yok. Allah'ın kudreti niye nihayetsiz? İçinde acizlik yok. Zıtlar nihayetsiz mertebe getiriyor. İşte dışarıda elma armut iken objeler, simgeler fark aynı şeyken onu alıyorsun, zıtları içeriye taşıdın. Ne olacak o? Fikrin nihayetsizliğini doğuracak. Hissin, duygunun, latifenin içeride mertebe kazanmam. Mertebelenecek ya. Dışarıda bir yaprak sarardı, bir de yeşil yaprak var. İki tane bir şey. İçeride öyle değil. Buna ait fikir olur. Tamam? Bir şiirler yazılacak, yaprak döküldü, aşk şeyleri yazılacak. His ise firakı doğuracak. Histe firakı, ayrılığı, yanmayı, acıyı, elemi, geçmişindeki tasasını, derdini yaprakla, kurumuş yaprakla ifade edecek. Kaldı artık ümidimiz gelecek baharın yeşilliğine diye şiir yazacak. Zıtların ceminden o zaman kemalata. Kemalata oluyor. Yoksa olmaz. Ondan mı Zülcelal'i Zülcelal ki vel ikram diyoruz. Şey abi, Sübhanallah diyoruz ya. Evet. Tesbihte. En sonunda Zülkemal'e. Kemal Allah'ın. Evet, bu birleşme ne yapar? Aynı anda fikir, düşünce, zan, malumat, tefekkür, his veya zihin olur. İnsana şahsiyet kazandırarak, insana bu zıtların içeriye taşınarak, yani Allah haf ve reca, cennet ve cehennemle korkutuyor, ümitlendiriyor. Niye yapıyor? Yani Allah görürsün bak babama söylemem gibi değil yani. Zıtları olguları, zıt sembolleri insanlara taşıyarak insan kendisi kendisine ve kendisi kendisinin olan her çeşit içerikleri boşalttırarak ulaşır. Bu kendi hakikatına. Bir de okuyayım. Bu ne işe yarayacak? Kendisi kendisine. Bak kendisi kendisine. İyi misiniz? Bak, bu zıtlar kendisi kendisine ve kendisinin olanı
olan, kendisinin olan aslı, her çeşit içerikleri boşaltarak, içimizi boşaltmak, Adem'imize ulaşmak içinmiş. İçini boşaltmak. Hakikaten düz okuyorum. Bakayım ne anlattıksa işte. Hakikaten zıtların birliğini nasıl yapabiliyor insan? Zıtların birliği niye yapıyor? Böyle bir şey var. Birleştirilenler artık yoklar. Birleşerek diğerleriyle başka bir şey olmuşlar. Bu birleşme aynı anda fikir, düşünce, zan, malumat, tefekkür, his veya zihin olur. Tamam. Peki bu ne işe yarayacak? İçeride zan, bilgi, malumat, fikir, dima mertebeni düşün. İfrat, tefrit, vasatları. Havada uçuşuyor. Tamam. Yani hep derim ya avami şey lisan ile. İnsan düşüncesinin içine giriyor. O basit. Bu o değil. Bu çok kaliteli bir şey. Bu zıtları getirerek içeride düşüncelerin her çeşidini, fikirlerin her çeşidini, malumatların her çeşidini. Ya mesela şüphe. Aşağı nasıl diyeyim? Şüphe nimettir. Doğrunun sağlamasıdır. Ya, doğrunun sağlamasıdır yani şüphe. Tefekkür, his veya zihin olur. Tamam ne demek o? Zıtlarla bunlar inşa olur. Mesela tefekkürle zihnin üstünü açtık. Son cümlemiz geçiyoruz. Ona göre dinleyin. İnsan bu olaylarla, bu zıtların dima taşınarak, dimağın yedi mertebesine ifrat ve tefrit. Dimağın yedi mertebesi var ya, ifrat, tefrit, vasat ne yapar? Üç taneyle 21 mi etti? Üç kere yedi, 21 mertebesi. Ama sistem 21. Ama içinde neler oluyorsa tasavvurda bir saydık ama içinde malumatlar var, zanlar var, emri nisbi, emri itibari, vahidi kıyasiler, şüpheler, tereddütler, malumatlar var değil mi abiler? Var. Ha. Bu insana ne kazandırıyor? Bu zıtların birliğini yapacağız. Vahdet. Vahdete geleceğiz. Vahdet Allah'ın birliği değildir. İnsanın da birliği değildir. Sistemin birliğidir. Hani sistemin birliği vahdet. O sistemin sahibi tevhid. İşte bizim sistemimizin birliği vahdetimizi oluşturmak için oluşturabildiğimiz kadar şahsiyet kazandırır. Şahsiyet ne kadar kazanırsın? Son cümle. İnsan ne kadar şahsiyetlidir? Kendisi kendisine. Kendisinin olan. Kendisi kendisine ve kendisinin olan. Bizde olan. Koyduklarımız kazanırlar. Onlar her çeşit içeriklerini boşaltarak bunlarla, içini boşaltarak kendi hakikatine ulaşır. Kendi içeriz. Sende senin olanların, benim olanların neler varsa, kendisi kendisine ve bana ait olanlar neler varsa, bu kazanımlarla onları boşaltarak, içini boşaltarak hakikatime ulaşır. Çünkü hiçbir vasıf kabul etmiyor. Tevhid, farklılıkların aşılmış birliği. Tevhid, bu boşaltınca ne oldu? Farklılıkların birliği değil. O Allah için. Bizim tevhid, farklılıkların aşılmış birliği. O kadar tevhid ehliyiz. Farklılıkların aşılmış birliği. Aşılabildiği kadar birliği. İyi olur. Eyvallah. Burada kesiyorum ama bir de son şeyimi şey yapayım. Dün akşam yazdım bunu. İçin yazdım da bilmiyorum. Çok tuhafıma gitti. Kalktım yazdım üşenmeden. Bakın yataktan kalktım yazdım. Ama o haleti ifade edebilecek miyim bilmiyorum. Cenab-ı Hak Allah nasıl bir şeydir dedim. Ve öne çıkan en büyük özelliğini kendisini nasıl bana tanıtıyor? Ben herhalde ters düşüyorum buna. Sorun nerede yaşıyorum? Allah'ın aynı darlığında bir yerde hata yapıyorum. Ki hem ailevi, hem ekonomi, hem iş, hem kendim bir yerde bir sıkıntı yapıyorum. Bir şey yapıyorum. Bir yerde bir hatam var. Allah o zaman dedim ki ben bilmiyorum benimle.
benimle beni bilemedim. O zaman Allah ile beni bileyim dedim. Zor olmak Allah değil, insandır. İnsan bilmek zordur. Zoru kolayla bulayım. Allah'ı bilmek kolaydır. Çünkü Allah ne olduğunu Kur'an'da kendi sıfatlarını söylüyor. Lazım olduğu kadar bize. O zaman oradan kendime bakayım dedim. Niye bana her şey yokuş gözüküyor? Her şey niye tuhaflaşıyor? Yağmurdan tutulup doluya giriyorum. Niye böyle oluyor? Yani insanlar, niye herkes şikayetçi? Herkes şikayetçi, herkesten, kendisinden. Memnuniyetsiz, tahammülsüz, sabırsız, kanaatsız vesaire vesaire. Ne dersen doldurur. Sonra, dün dersten sonra. Cenab-ı Hak, Celle Celaluhu, insan, insanlarla münasebetinin merkezine, ben insanla ilişkilerimde nerede hata yapıyorum? Veya kendi ilişkilerimde nerede hata yapıyorum? Allah, Kur'an'ında insanlarla ilişki kurarken, ilişki ve çelişkisini şu merkeze koymuş. Bu merkezden uzaklaşmamam gerekiyor benim. Affetmeye, şefkat etmeye, merhamet etmeye koymuş. 4 tane. Affetmek, şefkat etmek, affetmek, şefkat ve merhamet. Bir de ilim galiba. Onu yazmamış, koymuş. Bak şimdi. Ama dedim ki, bu mutlak mıdır? Değildir. Yoksa seni çökertir. Kesinlikle. Devam ediyorum. Sen de buna aynedarlık yapman gerekiyor dedim. Merkeze diyor ki, şöyle şöyle yaparsanız şöyle şöyle ceza vereceğim. Fezdeki yapıyor sonunda. Diyor ki, ve ve semil alim. İşitiyorum ilimim. Ve ve gafurur rahim. Affediyorum. Merhametliyim. Affediciyim. Ile bağlıyor. Bunu söylüyor ama sonunda da buyum diyor. Münasebetimin şekli bu. Şefkatliyim diyor. Afı çok severim diyor. Yani münasebeti, aramızdaki bağ böyle kurmuş. Dedim ki, Allah herkesi affediyor mu ki ben herkesi affedeyim? Böyle böyle gavur merkezli felsefeler var. Herkesi affedeceksin. Hayır. Allah herkesi affetmiyor. Ben de herkesi affetmeyeceğim. O zaman nerede hata yapıyorum dedim. Affın ifratı hiç kimseyi affetmemek. Tefriti herkesi affetmek. Tersi mi söyledim? Evet. Ale size yani bir tanesi ifrat ama ifratı neydir? Herkesi affetmek. Bak şimdi. İfratı ben bir söyleyeyim. Dışarıya bak. İfrat dedir. İfrat dışarıdadır. Tefrit içeridedir. Ben hiç kimseyi affedemiyorum. Dışarıda herkesi affediyorum. Yani kendimi bile affedemiyorum. Hiç kimse de ben kendimi affetmemek tefrittir. Değil mi? Ha. O zaman ifrat hiç kimseyi affetmemek, hiç kimseyi dışarıda hiç kimseye affetmemek. İsterse bunu tefrite koy, fark etmez. Tefrit ise herkesi affetmek. Herkes affediyorsa bu sefer kendisini affetmemiş oluyor. Çünkü evet. Sürekli kendisini cezalandırıyor. Vasatı nedir? Vasatı çok önemli bu cümle. Affedilecek olanları affedilecek miktarda affetmek. Affedilecekleri affedilecek miktar kadar affetmek. Mesela namusuna el uzatmış. Yani affedecek misin, affetmeyeceksin. Mesela imanına hücum etmiş. Camini yıkmış. Affedecek misin? Yalancı. Ya gibi. Sonra önemli olan iki şey. Affın ifrat tefriti tamam. O psikolojimizi oluşturur. Hani diyor ya herkesi affet. Hocam, şey doktorum. Herkesi affet. Değil kardeşim. Allah düşmanı affedilmez. Suçtur. Kendine de suçtur. Nasıl affedeceğim ben çocuklarıma zarar vermiş. Evet, evet. Ha, Risale'de var zaten. Bir yersiz merhameti mukabil. Yüzlerce, binlerce masum canları yok eden o aslanı affetmek bir merhamete, yersiz bir merhamete mukabil yüzlerce masuma zulüm olur. Ha, ifrat tefrit yaptık. Ama
Önemli olan o değildi, bu affetme konuşmak değildi. Nerede hata yapıyorum kendime? Allah ilişkilerinde, münasebetlerinde şefkati, muhabbeti, affı, ilmi koymuş. Yani münasebette şefkat, şefkat yani ilişkilerde vesairede bu temel ölçülerle. İlk önce kime? Mesela vefa. En büyük vefa nedir? Kimedir? Yok, değildir. Kendinedir. İlk önce kendine vefalı ol. İlk önce kendini tanı. İlk önce Allah'ı tanı demiyor. Kantarın düzelt, tartacaklarını sonra tartarsın. Kantarın bozuk. Neyi tartacaksın? Sen gidip kömürü tartanla altın tartılır mı? Tarttım abi, hiç gram gelmedi. Ha, bu kadar minnacık bir parça kömür kantarına tırı tartan yolun kenarlarında altını koysan ne bu kadar bir. Bir kilo bile kantarda hiç gözükmez. Tırları şey yapan altın. Gözükmez yani. Herhalde galiba 10 kilodan mı ne başlar? Ne bileyim, tırları tartan öyleydi. Bizim zamanımızda amcam kömürcülük yapardı. Kantara girdiği zaman 10 kilodan aşağı tartmazdı. Ergenlik çağında insan tartmayı mı öğreniyor? Tartıya mı başlıyor? Tabii. Yani bir parçası. O zaman bu tartmak neydi o? Tartmak, biçmek. Muvazene ve muhakeme. Evet. Dima 270 hoş geldiniz. Kalp 7. Bu gaye ümit konuştuk. Bak, akıl konuştuk. Zaman üzerine çok durduk. Akıllı konuştuk. Zaman, akıl, gaye, ümit, rasyonel, irfaniyet, emri itibari, emri tekvini, içini boşaltmak, tevhid ve Allah insan ilişkilerinde merkeze şefkati, merhameti, affı ve ilmi koymuş. Abi, irfaniyet dediniz de Risale'de geçmiyor. Bu marifet değil. Kendinde olan mı? Yani arif olan mı? Evet. Yani marifet, kazanımlar. Kazandım da ne olacak dedim. Harika. Arif olacağız. Marifetullah ne demek? Aleminde, değil mi? Allah'ı tanıma bilgisi. Tanıdım ne olacak? Arif ol. Arif-i billah olacağız. Arif-i billah ne demek? Allah canibinde kendine bakacaksın. Zor. Marifetullah kolaydır, arif-i billah zordur. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta bitirdik. Fuat'ı bitirdik. Daha konuşmuyoruz. Şimdi Risale'de kalp uzun tabii. Uzun solukludur. Demiştim çok şükür 384 sözleri, 384 paragrafı bitirdim. Mektubat, şuraya geldim. Mektubat 118, 19. mektuptayım. Kalp okuyorum. Kalbini okuyoruz. Fakat Fuat geçmiyor. Asar-ı Bediye'de demek ki daha önce bakmışım. Bu manada değil o. Gene yukarıya çıktım, baktım. Fuat geçmiyor. Fuat'ın konuştuk. Niçin geçmiyor? Onu kalbin sıfatı olarak görüyor. Sıktül ilim, tabutul ilim. Evet, o nasıl? Viyay ilim. Fakat tabutul ilim, beytul hikmet, hafif değindik. Yani esas sıktül ilme biraz şey yaptık. Bu sıfatlar hepsi kalbin içinde olduğunu konuşmuştuk geçen hafta. Şimdi sadr, lüb, Risale'deki şeylere geçiyoruz. Niçin? Çünkü bu azınlıktır. Bunu da bitirdikten sonra Risale'deki bu mevzuyu kalbe destur devam edeceğiz. Çünkü azdır. Mesela külliyatta sadr 1, 2, yani bize lazım olacak şey sadr geçir ama 2 tane. Lüb ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane geçiyor. Onun için şu anda sadr. Lugatını veriyorum. Daha önce konuştuk ama hulasa ediyorum. Sadr, kalbi nevidir. Ev, hayalet. Yani vesvese buraya geliyor abiler. Ya bak, burada var. Yani vesvese günahların giriş yeridir. Burası genişlenir, daralır. Biz senin kalbini genişletmedik mi? Elem neşrah leke sadrak. Burası genişlenir, daralır. Ameliyat burada olmuş. İslam'ın yeridir. İslam'ın yeri demek eylemlerle oluşandır.
genişlendirilen, daraltılandır. Çünkü fiilin merkezi ya, kalp yani. İnsanı fiiliyata iten ilim değildir. Akıl değildir. Akıl ol, ilim olsaydı, akıl olsaydı o zaman hiçbir alim hata yapmazdı. İnandığı gibi, bildiği gibi yaşardı. Akılda olan mutlaka fiile çıkmaz. Kalpte olan fiile çıkar. Çıkıyorsa, kalbinde vardır, çıkmıyorsa. Namaz mesela. Namaz bilgisi vardır. Kalpte namazın hakikati varsa fiili vardır. Çünkü 76 Hutbe-i Şamiye'de diyor ki insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Yani kalp ile vicdan birleşirse fiil olur. Nasıl yapacağım? Davacığım, değeneyim, inip kalkar cahillikte ama yapar. Ama ne yapacağım? İlim yardım eder. Yani bidayet anlamında. Evet. Mesela daha yaşlılarımız ilim o kadar yok ama kalbi vicdan çalışır, hiç tesettür vardır. Ama ilim abidesi olan tesettür yoktur. İlmi vardır ama kalbin ve vicdanında yoktur. Olmayınca fiil yoktur. İlmim vardır abi, malumatım vardır. Yani evet evet. Yani malumat evet. O cihet. Tasavvurda kalmış. Evet tasavvurda kalmış. İlim o. Evet. Göğüs anlamındaymış. Sadr. Göğüs. Yani bir manası da bu göğüs. Yani vücut anlamındadır. Esas sadr kalbin diş. Sayfa kaçtı abi şu anda? 51. Cevizin yeşil kabuğu. Hadiseler, güneş, yağmur, su, duman, coğrafya konumları hep cevizin yeşil kabuğu muhataptır. Gibi yani. Dış hadiselerin muhatap makamı. Cevizin kabuğunu koyarsan güneşle muhatap, yağmurla, dumanla, ısı, ışık, ağacın vesaire. Nefsin ve kalbin buluştuğu ortak kavşakmış. Kalp içeride, sadran konuşuyoruz. Kalp derken artık içerisi. İçerinin alem-i şehadetle değil, bendeki alem-i şehadetteki o nefsis var ya beşeriyetin, ortak buluştuğu kavşaktır. Evet, çok ilginç. Berzahtır yani. Nefis de orada beraberler. Nefis derken, sakın nefse mare anlama ha. Kompletine 7 tane sistemin, mesela nüker mekir, çok tuhaftı. Bunu çözen, tefekkür eden, bu dersin başında nüker mekiri tefekkür eden, kaydedip tefekkür eden, vallahi kabir meselesini aşmıştır, aşar. Çok değişik bir şeydi. Bir yöntem sistemden bahsettim. Çok acayipti. Lütfen onu not aldınızsa onu bir dinleyin. Çok özel bir şeydir o. Allah'ın özelidir. Yani özel ikramıdır. O nüker mekirin sureti, kanuniyet, hakikati Allah'ın şey için söylemiyorum. Ya Rab sen şahit ol. Allah'ın özel nimetidir. Özel vermiştir. Bedende yaşıyorsan hesap soracak. Yani biraz ileri bunu dedi. Bu tefekkürü tefekkürü yapın. Bunu alın o konuşmayı, bu parçayı, nüker, mekir. Sürette hesap sorandır. Hakikatta, kanuniyette öyle değildir. Bizi dehşete sokan bayağı güvenilir. Şimdiden sevindim diyor girmekten. Çözmüş ya. Nasıl bir ustad ya? Sistemi çözmüş. İnsanları dehşete sokan yer meğer sistemmiş. 8. sözde vardı ya, aşağıda canavar, üstte aslan. Değişti. Sistem çözünce muhatap. Aşağıdaki canavar dediğimiz işte nüker mekir. Abi az önce bahsettiğiniz ifrat tefritlerin insanda sürekli kaynaması da aslında böyle. Az önce bahsettiğiniz öyle değil mi? Biz ifratla tefritle bir adamı çok severiz, bir nefret ederiz. Sürekli böyle bir kaynama, onu düzeltmeye çalışmak. Bir makamken diğerinde ise vahdete çıkıp onların böyle yani. Sırrına ermek, o sırla birlikte tevhide bakmak da aynısı aslında. Peki bir daha önceki derste girmedim de, daha önceki derste neydi? Nüker Mekir'in bir berzah olduğunu,
Yani bizdeki sistemin itikat ve amelin doğrulama sistemiymiş idi. Yani birisi Sırat Köprüsü kılıçtan ince, kıldan ince. Bu sünnet. Kılıçtan keskin itikat. Sünnet-i seniye ile itikadın adıdır. Münker nekir. Yani şirke düşmeme sistemi. Sünneti olunca ifrat tefritten vasatın adı sünnet-i seniye. Yani sünnet-i seniye zannediliyor ki bir insanın davranışıdır. Hayır, o öğretmendir. Öğretmen Kızılırmak nereden akıyor, şuradan deyince adam bilgiyi naklediyor. Onun sahibi değil ki adam. Sünnet-i seniye de öyle. Veya bir adam uçağı anlatıyor. Uçak kendisini değil ki. Peygamber Aleyhisselam sünnet-i seniye şöyle demişti. Şu defterin size en iyi nasıl gözükür? Buraya farklı gözüküyor. Şuna farklı gözüküyor. Oraya farklı gözüküyor. En doğru nasıl durması lazım hem de bana? Bu sürettir. Yapan kişi, orayla burayı bağlayan kişi kanuniyettir insan. Oraya bakıyor hakikatına. Bu defter orada nasıl gözüküyor? Olmadı diyor. Oraya bakıyor. Oradan buraya bakıyor. Bak buradan oraya değil. Oradan buna bakıyor. Bana ses diyor ki al geri al. Al tamam. Olmadı da sola al. Tamam. İşte diyor o burada herkesi de orada gözüküyor. En güzel, en mükemmel orada böyleymiş. Heh. Sünnet-i seniye dedik. İnanmıyorsan aldanarak sonsuz yolları tecrübe edebilirsin. Edebilirsin diyor. Evet. Hasan abi, diman yedi meratibi var ya. Cemine münker. Bir de işte irade, zihin, his, latife, insaniye, iman, ahlak, latife, rabbaniye. Oranın cemine de nekir. Harika adamsın. Bir daha bir şey yapıştır. İman yedi meratibi. Münker. Harikat. Diğer tarafta nekir. Aferin. Kartör. Evet. Diğer tarafta nekir. Çok güzel. İrade, zihin, his, latife-i insaniye, iman, ahlak, latife-i rabbaniye. Yani ona karşılık sanki bura geliyor. Allah razı olsun. Nekir vicdanın birliği. Cemi de kalp abi. İkisi cemi olursa kalp. O zaman nedir işte? İşte berzah. Aferin. Gurur duyuyorum. Sizinle. Çok şükür. İnsan keyif alıyor. Neyi çözdük biliyor musun? Makineyi çözmedik. Yazmak isteyen arkadaşlar varmış. Ufuk abi yazmak istiyormuş. Neyi çözmeye çalışıyoruz biliyor musun? Senin en büyük meseleni, benim en büyük meseleni kabri çözüyoruz. Ben istemiyorum ki. Yazmak isteyen varmış. O işaret yapıyor. Yazar. Ben bunu çok yazarım. Yazar. Ben neyi yazıyorum ben anlamadım. Yoga. Senin kainatın. Münker, menkirin zaten. Peki münker seni sıkmıyor mu kabirde? Niye böyle yaptın? İyi bak şimdi. Altını dolduralım. O zaman geçtik. Birisi yaptın, birisi yapmadın dedi, değil mi abi? Evet. Niye yaptın, niye yapmadın? Bak şimdi. Sıkacak ya soru soracak. Niye yaptın? Şimdi sormuyor mu? Vehim yapmıyor mu? Vehim duman ediyor seni. Kafanın içini cehenneme çeviriyor. Niye yaptın? Niye kalkmadın? Niye bunu öyle yaptın? O kadar bildiğin halde bunu yaptın diyor. Şu anda diyor ya. Sana demiyor. Bana da diyor. Ha, şu nüker niye orayı bırakıyorsun münker nekiri? Burada yok mu? Hani insan camül cemdi? Hani senden yaratılmıştı her şey? Cennet cehennem birliğinin çekirdeği sendin. Burada kanuniyeti sendeydi. Vicdan peki nekr? Yakmıyor. İçinin peygamberi işte. Ya. Şimdi Sırat Köprüsü de o zaman burası değil mi abi? İmtihan değil mi? Sureti de. Evet, yani. Evet, öyle bir şey dedik de başıma az kaldı şey aldım. Çoğaltta. İnsan sureti, burada Sırat Köprüsü mü? Evet. Kanuniyet insanda, hakikati orada. Kabir, zahirde,
aslında şey kabir şey nükel mekir yapacaktım. Evet. Yanlış oldu. Yukarıda nükel mekir yazıyor zaten şey yapmanız. Sadece kabir isteseniz yeter. Tamam. Şöyle yapacağım. Evet, bu şunu da uzattı mı onun olduğu anlaşılır. Değil mi? Evet. Ha. Nükel, mekir, dünyada nedir? Sor. Abi bir şey söyleyeceğim. Nükel, mekir derken nereye anlıyoruz? Kabir değil midir? Aslında kabir. Çok şey değil yani. Kabir de olur mu? Zaten bizim meselemiz kabir. Mükeller, mekirler ne? Şimdi ben öyle anlamıyorum. Tabut ya. Öyle mi? Ben aslında mükellekiri kabir olarak anlamıyorum. Mükellekirin muhatabı olamazsan kabirdesin. Asıl ona muhatabiyet seni kabirden çıkartıyor. Benim şeyim, tefekkürüm bu yönde. Hesap sorma dedik ya. Hesap sorma. Bana hesap sorma. Zahir'de hesap sorma. Biz böyle bilmiyor muyuz? Evet. Dinde böyle. Böyle midir? Böyledir. Böyle. Teslim ediyoruz. Ama hiçbir şey gözüktüğü gibi değildir. Nükel mekirine ne zaman muhatap oluyorsun? Ölünce. Ustad öldü mü? Yok. Şimdi süreten istikbalde hakikaten. Girdim diyor. Yalan demiyor. Onlar gidip geliyorlar. Allah Resulü gitti geldi. Ustad da gittim. Namazda yatsı namazında o alemlere gittim diyor. Bizim için orası burası var. Yani bizim için var. Gidip geldiler. Cennete girdi diyor. Cehennemi gördü. Ustad yatsı namazına girdi. Ya bunlar bedi şeyler sizin için. Sureti zahirde bilgi dinden gelmiş bize soru sormaktır. Soru sormak. Şeyi kanuniyeti dört tanedir. Kabrin sıfatı nedir? Karanlık. Kabrin sıfatları dar, soğuk, karanlık yazayım. Karanlık. Yalnız. Şimdi bunları bir başka kırmızı ile yapın abi. Tamam. Doğru. Farkında mısınız? Ne ders oluyor bu? Bu ne dersidir bu sizin? Yani bunu acaba o psikolojiyi yaşayanlar var ya, böyle dehşet, ölüm korkusu. Acaba bunları duysalar ne yapardı yani? Nasıl bir mutluluk olurdu? Niçin bizde olmuyor? Çünkü 10 seneden beri alttan dolmuşsunuz. Bana nükel mekir sormuyor, şunu bunu sormuyoruz. Bu nedir sormuyor çünkü farkında mısınız Allah'ın nimeti üzerinizde? Yani Allah verdiği farkında mısınız? Bunu fark etmek Allah'ın sevgisini böyle gösteriyor. Yani Allah sevgisi nasıl gösterir? Sevdiğini sevdirterek. Allah sevgisidir. Sevdiğini sevdirterek. Sevdiğiniz yaptırtarak. Sevdikleriyle beraber olarak. Sevdiği işleri yaparak. Allah bir kulunu severse dinini hizmetçi seçer. Bunları yaptırır ya. Bak soğuktu. Kardeşim bu acayip bir şey ya. Bu nimeti bilin ki elinizde almayın ya. Basit sebeple. Şu derslerden düşmeyin ya. Düşmüyorsunuz da diyorum zaten. Abi, beni seviyor musunuz? Bilmiyorum. Bana göre Allah dostusunuz veya değilsiniz seveceğim. Bunu böyle değil. Zannediyor ki Okan Bey'i kendisi. Çünkü böyle diyeceğini bildiğim için. Bugün kızmışım ona. Geniş. Basit sebeple bu dersleri uykusuna, şuna buna takılıyor, gelmiyor. Yok uzaktan geldim abi gerçekten. Öyle bir şey. Oraya bir gelmek istiyorum. Oraya bir gelmek istiyorum. Geniş, soğuk, sıcak. Yakınlaştıran yoktu değil mi abi mükemmel? Karanlık, aydınlık. Ne yalnızca ters nedir? Yalnızlık. Yalnızlık. Aslında ya. Şeye de genişlendiren yazsak abi, darı genişlendiren. Darı genişlendiren diyor abi. Evet. Soğuğu ısındıran diyor, sıcak değil de ısındıran diyor. Yalnızlığı.
Hararetlendiren diyor abi. Hararetlendiren diyor. Tamam, hararetlendiren. Öyle mi diyor? Öyle mi ısındıran diyor ya? Hararetlendiren diyor şey abi. Söyleyin, söyleyin. Hararetlendiren diyor. Şey 90 derece zıttı. Soğuk. Sıcak. Hararetlendiren mi? Hararet. Abi hararet. Hararette şu şey vardı bir anlasın. Isındıran daha... Diyor ki abi, ve kabirde yalnız kimsesiz karanlık daha soğuk, daha bir hapsi münfekte bir tecrübülük içinde tevahuş ve mevhusiyetten tedeffüs ederken birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Kim arkadaş dedi? Ama zahirde nasıl anlıyoruz? Ellerinde sopalar, kılıçlarla böyle işkence yapacak Çinliler gibi. Kabrim ve kalbim, kalbim ve kabrim genişlediler. He. Nurlandılar, hararetlendiler. Bir dakika. Tamam, hararetlendiler, nurlandırıyor. Tamam. Nurlar. Nurlandıran, hararetlendiren. Alim ervaha pencereler açıldı. Yalnızlığını gideren. Yalnızlığını gideren. Pencere açacağım. Kimsesizdi çünkü. Kimsesizlik aslında. Tamam. Kimsesiz dedi burada. Burada mı? Burada kimsesizlik. Tamam. Kimsesiz karanlık. Tamam. Kimsesiz. Başka da yalnız da var. Yalnız da var. Ne olsun? Kimsesiz olsun. Neyse onu yazıyor. Şey garibime ne gidiyor biliyor musunuz abi? Bu kadar tevafuklar oluyor. Zaman, ben kabir, münker, nekiri iş yerinde arkadaşlarla birlikte namaz kıldık. Yalnız kimsesiz. Bırakmadım. Abi, belki bir saat onlara bunu anlatmaya çalıştım. Yani münker, nekiri bizim kabirde eğer geleceğini beklersek İş çok sıkıntı. Daha geri dönüşü yok. Burada olursa... Burada olursan cevabını düzeltme şansın var. Var. Hasan abi ikisi beraber zikrediyor. Yalnız ve kimsesiz diyor. Tamam. Evet abi. İstersen öyle yazsam. Tamam. Gafur abi benim öyle bir şey oldu da ben dedim burada veremediğin cevaplara sorulan sorulara orada... Ne dedik? Yalnız ve kimsesiz. Tamam işte burada veriyorsun yani. Enteresan bir şey. Burada veriyorsun. Burada olmamız. Bir de Yasemin bir şey geliyor mesela. Nekir affetmiyor. Şeyde Missis'te bir şey söyledim. Sonra keşke demeseydim. Çok mümbit bir yer. Aynı eski tepecik gibi. Bir vakıf çıktı. Vakıf iki kişi de gelecek. Böyle acayip bir yer. Doğu insanı. Çok kaliteli bir yer. Keşke demeseydim dedi. Uçakta üzüldüm sonra. Dedim ki %90 hep genç. Demek bazen bizim de patavatlarımız tutuyor. Dedim ki doğru ama demeseydim. Öyle bir iman ki bu iman seni namaza götürmemiş. Bu imanla nereye gideceksin ahirete? Namaza götürmeyecek kadar hal, namaza götüremeyen bir imanla cennete nasıl gideceksin? Namaza götürememiş bir imanla nereye? Turizm şirketine mi gidiyorsun yani? Nereye gidiyorsun? Evet, çok ağır. Bir de biz namaz kılmayanlardan değildik diyor ayette. Evet. Yani o zaman Allah kelamı boşuna... Doğrusu... Tabii, evet. Şimdi diyor ki bak, namaza götüremeyen bir imanla o iman seni Allah'a ve ahirete götürebilir mi? Namaza götürememiş. Demeseydim dedim keşke gençler ama. Tabii benim kurgul. Değil değil mi? Ders alması gereken bir şey. Evet. Namaza başlatır abi. Evet. O için dedim zaten. Namaza başlatır abi Allah'ın. Ve ben hiç, orada onu da ekledim ama. Onu da ekledim şunu. Başta dedim ki, başta. Ben olumsuzluğu seven bir insan değilim. Olumsuz adamı da sevmem. Vallahi sevmem, billahi sevmem. Felaket tellalı. Her şey olumsuz. Yeter ya. Diyor. Şimdi olumsuzluğu sevmem ama çok uğraştım. Uğraştım diyorsa uğraştım. Acaba şu namazsızlığın bir çaresi var mı? Bir afı var mı? Bildiği halde namazsız girenin orada kurtulabileceğine dair bir emare görmedim. Namazsız vefat edenin hiç ama hiç. Ve üç olsun ve hiç şansı yok. Ancak fetret olacak, deli olacak, bulut çağına gelmemiş olacak. Fetreti de tartışılır diyorsunuz aslında ama. Evet. Hasan abi iki şey vardı. Biri bugün duyduğum, yani sizi kaç yıldır tanıyorsam eğer.
Bir de şimdi söyleyeceğim bir şey var. İki şey duymuşum ki bu bende hakikaten böyle zımba gibi geldi yani. Bundan önceki de şuydu Hasan abi. Hesap veriyorsun. Böyle yani hayalen Allah'ın huzurundasın. Hesabını verdin. Tamam 51 sevap, 49 günah. Tamam cenneti hak ettin ama tam döndün gideceksin ama. Ya gafur ya. Bunu da nasıl yaptın? İşte bu. Hususi sana yapacak. Hadis bu. Rüştavi dedi ki, peki abi %49 o pislik ne olacak? Var yok olmaz. O nasıl übediyorlar seyyiatım olacak? Yani günahlar sevaba nasıl tepdilecek? Aynı kanun devam ediyor dedi. Dedim ya günah nasıl sevap olur ki? Allah da fasık-ı mütecahire yapacakmış. Yani günahın alenen ilan edecek. Bak bu böyle tecavüz etti, bu böyle adam öldürdü. Bu böyle nimetmiş yaptı, bu namaz kılmadı. Böyle. Hani günahını anlatanlar var ya sokakta. Öyle anlatılacak. Ama günah işlemiş kimseye anlatmamış. Utanmış, onu yapmayacak Allah. Şimdi bana diyecek ki sana da, bana da diyecek. O günahımıza diyecek ki tamam %61, %51 sevap gidiyorsun. Ama gel kulum, gel. Kimse görmüyor. Bak sana bunları verdim, bunu verdim. Görüyor musun? Evet ya, bunu da. Ya bu... Buradan çıktıktan sonra, bu dersten sonra sen buraya nasıl gittin? Niye yaptın? Peki, sana yakıştırdın da bana nasıl yakıştırdın? Terletecek yani. Keşke terletse o bir şey değil. Ha, o yazılımı öyle değişecektin. Yani übedülün ve seyyatın tebedül bedellemek bu. Bedelle alın. Ölelikle silinecek. Tövbesi, istiğfarı yapılmayanlar desek mi acaba? Tövbe istiğfar yaptıysam eğer ben burada, daha öyle olacak mı orada? Her neyse devam edelim. İki yerde cezası yok. O da yanarsan. Tamam ben tövbe istiğfar. Tövbesi kabul olsa bile, bak sen bunu yapmıştın deniliyor hadiste. Ama seni affetmeseydim. Seni affettim, tövbe ettin, bunu yaptın, affettim ve kurtuldun ama o affedilsen bile tövbeden hesabı yok. Ama o temizlenme gerekiyor. Hesabı yok, hesabı, cezası yok. Ama o fıtratta var. Yani yapmamışlar gibi olamazsın. Evet. Tabii. Hiç yapmamışlar gibi olamazsın. Enerji yok olmamış ya. Evet. Abi onu mahiyeti ruhuna, tamam. Mahiyeti yazan hakikati, herkesin kendi Rabbini, herkes Rabbini kendi Rabbini bilmesi ve bulması, bilecek ve bulacak ve bulacak. Yani önemli olan bir şeyi yakalamak, tamam mı? Bunu alt üst yapabilirsin ama önemli olanın nükenlekir oraya bırakmamak. Orayı bırakma. Orayı bırakırsan hesabın orada kalır. Seni orada bekler. Eğer buraya taşınır, bu ne bana ne kazandıracak der. Nüker mekirini buraya taşırsan hesabın kolay olur. Hasebu enfusekum kablen tuhasebu. Hasan hocam. Hasebu enfusekum kablen tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekerseniz hesabınız kolay olur. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. O zaman kolay. Şimdi bu nüker mekiri orayı bırakırsan ki ne yapacaksın? Burada sorsun. Burada ceza versin. Burada şey yapsın, düzelteyim. Hasan abi siz oradaki gençlere öyle demeseydiniz onlar belki bir yerden duymasaydı bunu, ya namazsız da olur diye itikadıyla gidebilirler daha. Evet, inşallah Allah razı olsun. Teselli verdiğiniz için teşekkür ederim. Ama uçakta... O kadar hafif değil canım. Bir anda can yaktınız. Sonra dedim ki acaba çocuklara şey mi yaptım? Ne demiştik bu? Ruhun aslında rücu etmesi. Yani işlenmiş, yani toprak, ham madde, beden. Ruh işlenmiş. İşlenmemiş cevher. Aslına rucu. Her şeyin aslına rucu. Her şeyin
Yani sıf değil. Her şeyin aslına rucuğu. Tamam işte ruh her şey değil mi? Evet. Ruh cehennemdir yani. Ruhun aslına rücu etmez. Şimdi bir bakın ya. Şimdi şu dersler abi, bir münker nekiri biz ne halde ne hale çevirdik, evirdik bilmiyorduk ya. Bu çok çok zulüm olmayacak mıydı abi? Yani münkeri nekiri sadece kabirde gelip de sanki zulmetmek amaçlı, senin bütün eksiklerini böyle başına vuran, kakan, bu çok eksik olmayacak mıydı abi ya? İçim gidiyor biliyor musun? Sırf münkeri, münker nekiri oraya bırakan, evet. Ne yapsın Risale-i Nur? Geldi okuma. Abi. Şu anda sen anlatırken var, içim yanıyor. Evet. Yani bu Müslüman, benim Müslümanım var ki bana, münker mekiri buraya taşınsaydı ne zararı var bana? Hı. Değildir bu. Böyle değildir de. Tamam olmasın. Bana ne zararı var böyle bilmek? Karına başka? Anlar Rab mı oluyor? Anlar Rabbin oluyor. Abi demek ki 1300 senedir belli. Bu mesele böyle bilinmiyor muydu? Eğer bilinen bir şey olsaydı Risale-i Nur ortaya konmazdı. Diyor ki asıl saadet hariç. Böyle bir hakikat, Kur'an'ı hakikatler çıkmadı diyor. Aklıma geçen gün şey geldi abi, hakkınızı verin. Bu zaman dedim niye bu kadar bolluk, bereketli dedim. Anladım ki bu manaları insanlar idrak edince Allah'ın hoşuna gidiyor. Bu kadar bolluğu ve bereketi veriyor. Evet. Çünkü Kur'an'ın şimdiye kadar gizlenmiş artık son. İcaz-ı manevisi son. En son ve en külli. Bitti, yok daha. Çünkü kaldı 110 sene bir şey. Geçmişte mağaraları kapanmışız. Hasan abi. 110 sene. Hiç kimse anlamasa bile şu dersin olmasa Allah'ın hoşuna gitmesi bütün dünyadaki bolluğu sebeptir. Şey, sebeptir. Allah için durdu bak. Durdu da. Allah için çok az, büyük küçük, sert yumuşak, karanlık aydınlık bir emniyeti yok. Allah için doğru yanlış, hak batıl, iman küfür vardır. Onun için bir derste her ders değildir. Nerede söylüyor? Barla'da hadisi kutsi var. Bak ben söyleyeyim size. Bir iki adam. Biz bir iki adamız. Bir iki nefes. Bir iki dakika. Beraber otururlar. Rablerini görüp gösterirler. Sevip sevdirirler. Bunlar nedirler? Yeryüzünün zinnetidirler diyor. Ve buralara girmek için melekler izdiramla bina patlatacak gibi. Mekanların izdiram olur diyor. Çünkü o meleklerin gıdaları bunlarmış, bu konuşmalar, bu yazılar. Bu yazılar da, bu gıdalar da her yerde satılmadığı için neredeyse açlığını orada gideriyor, izdiram oluyor. Sübeyir abi bunu ifade için demiş ki, şu dershanelerde işlenen mevzuları insanoğlu bilseydi, o ahiretteki başına gelecek bu derslerin de nereye mal olduğunu, seni nereye taşıdığını bilseydi, Süleyman diyor ki, Sübeyir abi, ben gireceğim, Rüştü kardeş dedi, Rüştü anlatırdı. Her gün yüzlerce, onlarca değil, ceset olurdu diyor. Cehennemin dehşetini gören adam bu dershane ne yapardı sen? Süleyman sence? Cehennemin dehşetini gördü, geldi. Dediler ki, bir hafta kalacaksın hadi. Sana bir hafta muhlet, çıktın geldi. Ne yapardı? Orada hepsini de gördü. Hayal et işte bu binayı ne yapardı? Bir hafta uyuma. Abi anlar Rab olursa münker nekir kime sorusu olacak? Ne dedin? Anlar Rab olursa münker nekir kime sorusu olacak? O zaman Rab, müsbet manada Rab'sa soru soramayacak. Eğer menfi manada heva ise o zaman soru soracak. Heva ve heves işte. Heva. Heva ve heves. Hevayla. Sorar yani Rab çok enteresan. Rab yani, olursa soru evet. Soramıyor. Evet. Nasıl soracağım? Kime soracak? Nasıl soracağım? Zaten Muhittin Arabi Hazretleri dememiş mi? Biz bize geldik, biz bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar? Hasan abi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Süleyman'ı gönderecekler ya buraya geri. Git şu günahın var orada affettir. Bir gelecek burada Ali sırada, Mehmet Ali sırada. sırasına hep izinmişler. Ben de... Bu nerede bu? Ben de başlarım da. O sen git. Bahane çavuşum.
Birisi yazmış videonun altına. Bu dersinizin diyor evdeki bir en ufak çocuk yaramaz çocuk oluyor ya. Evin yaramaz çocuğu. Sizin diyor dersin yaramaz çocuğu diye yazmış. Gafran. Selam olsun abi. Aynen öyle dedi ya. Ve tenkit için demedi ya. Altın topsun sen. Gafur abi, sen de o sırada bu kaynak yapmaya çalışıyorsun. Bu ne ya? Sıraya kaynak yapmaya çalışıyorsun. Şimdi hayalen, hayal derken hayal hayal değil. Mekanlaştırıyoruz. Süretleştiriyoruz. Hayal mekanlaştırmaktır. Hayal hayal değil. Hayal mekanlaştırmak, süretleştirmek, libas giydirmektir. Bak. Hayal. Hayal değil. Süretleştirmek. Dirmek. Mekanlaştırmak. Libas giydirmek. Başka neydi abiler o? Süretleştirmek, manalara libas giydirmek, manalara mekanlaştırmak. Tamam. Yeter. Hayal, hayal değil. Şimdi niçin söyledim? Bunlar hayal değil. Bunlar hayal değil. Hayal, hayal, hayal dahi olsa hayal, hayal değil. Çünkü ne, hayal nedir? Süretleştirmek, mekan. Süretleştirmek, mekanlaştırmak. Mekan anlayışımızı yapıyor. Hayal, mekan. Siz bana bir, Hasan Hocam, alim olduğun için söylüyorum. Sen bana bir hayal kur da mekan olmasın. Böyle bir şey olur. Abi zamanın arkası oldu şimdi. Hayal değil. Bir de manalar kapten çıkıp çıplak çıktı. Vicdana geliyor. Dimağa geliyor. He Yasin bütünleştiriyor. Sonra hayale geliyor. O bir zıtların zıt manaları bir ona uygun bir libas biçiliyor. Hayalde biçiliyor libas. Sonra R denilen akciğere getiriliyor. Akciğerde o kanı tasfiye etmek, temizlemek için gelen havayı kanı tasfiye yapıyor. Vücut ısısını yapıyor 36,5 derece. Sonra çıkarken hem karbondioksiti dışarıya atıyor, hem diğer ağaçlara gıda oluyor. Hem ben tasfiye buluyorum, hem de o libaslanmış olan sesle libası dışarıya atıyorum. Hakikaten Allah lazım ya. Hakikaten Allah nasıl yapmış ya? Bu vefat eden var ya Cuma abi dün. Kırıkan'da bir ara 1-2 sene sabit kaldım. 90, 90, 91, 92 veya 93. Son gittiğinizde de şimdi gittim ziyaret ettim. Hemen ertesi sabah vefat etti. Saat 1.30'da ziyaret ettim. O gece benden sonra gecenin sabah. Vesselam. İşte inşallah. Şimdi ne anlatacağım biliyor musun bak onunla alakalı ve bizimle alakalı. Bizimle alakalı olmayanı taşımam buraya. Böyle müzakere yapardık her sabah. İlk önce her sabah yaptık. Sonra baktım şey yapar. Haftada 3 gün yaptık. Öğretmenlerle. Herkesi almadık. Reanlı ve Kırıkan öğretmenlerine haftada 3 gün müzakere yapardık. Ondan sonra onların ısrarıyla ruh, ilk ruhu orada yaptık. Müzakere. Belki de bir sene. Haftada en az 3 gün. Cumartesi, pazar mı ne yaptık yani? Haftada 2 gün galiba. Şimdi Cuma abi böyle yürüdü artık şey olmuş. O derdi ki yük taşırdım.
Gelirdi, yaşlıydı böyle, Osmanlıca yazar. Yazmış, öyle Risale çoğaltmış, 90, 100 yaşar. Bu adam otururdu, yarım saat geçmezdi bu böyle ruhya. Beni aştı, beni aştı. O oradan, Riyanlı'dan gelir 36 veya 42 kilometre. Arabası yok ha. Arabası ne olacak yaşlı adam? Nasıl dolmuş buluyorsa geliyor. 36 mı 42 mi neyse geliyor Kırıkhan'a. Geliyor. Daha şey yapıyoruz, anahtar var. Çayı koyuyor, çayı yapıyor. Kahvaltı hazırlıyor, kahvaltımızı o hazırlıyor. Bu müzakere, biz kahvaltıya karışmıyoruz. O soframızı kuruyor, öğlen yemeğimizi de hazırlıyor. Adamın yaşı 60. Yani mutlaka. 60-65, rahat. %'ü aşkınsa, evet 35. O kadar, o kadardı. Yani işte Nükemekir'i zaten burada yapmıştık. Niçin açıldı? Nükemekir şey ruhtan konuşurken hep ona tek soru sorardı. Ölümden korkmuyor musun? Dediğim zaman sen derdi orayı gayb mı yaptın dedi. Ne demek dedim? Yani orası gayb olduğu için korktun. Yani belirsiz olduğu için korkuyorsun dedi. Buradan daha güzeldir. Ne ilk o demişti. Bütün kardeşler elleriyle beni ustad orada teslim ederken dedi, o hep alışmış ya Suriye'den gelip geçenler, tüm ülkelerden. Böyle bazı paketleri böyle veriyoruz. Eline değil, memura veriyoruz dedi burada. Onun oradan alıyor dedi. Adam görüyorum ama adama veremiyorum. Memura bakıyor, inceliyor. İçini bakıyor diyor dedektörle. Al diyor. Tamam. Alıyor. Bir de girip çıkıyor yapmamak için. Şimdi o Nükemekir diyor, şey dedi ki, cilve gözündeki diyor, memur gibidir. Kardeşler bırakıyor, abiler alıyor beni dedi. Öyle derdi Nükemekir'e. Kendi tabirinde cilve gözü. Hudut diyor, hudut kapısı diyor. Ondan sonra bir gün de demişti ki, onu da diyeyim. Bazen dedi, o kadar yığınak oluyor ki dedi. Sıkıntı çekiyorum dedi, oradan bir şey getiriyorum. Bizi bekletiyor Suriye dedi. Ama bozulacak şeylerim var dedi. Süt almışım oradan. Akrabalar orada ya. Köyde karşılıklı köy. O kadar bekledi, o kadar sıkıntı çekiyorum ki. Nükemekir bana bu kadar sütün bozulacak kadar sıkıntı çektirmez bana dedi. Böyle gitti. Hadi bakalım. Evet 51'de devam ediyorum. Bu tarafıyla göğüs anlamında sadr, nefsin ve kalbin buluştuğu ortak kavşak, nefis derken nefsi emmare, levame, mulime, mutmaine, raziye, safiye, natika. Yani bütün onların buluştuğu kavşakmış, sadr. Bir tarafıyla halka, diğer tarafıyla hakka bakıyor. Sadr, kalbin ceviz tarafı halka bakıyor, hakka bakıyor. Çünkü hak demek nazargâh ilahi kalp. Yani kalbin kilitlenmesi sadrın şey olmasıdır. Yani diğer o kilitlendi mi ondan sonra diğerlerine zaten girilmiyor. Virane oluyor. Bir eve örümcek nasıl sarar vesaire kapısı açılmazsa virane olur. Ondan sonra çatılar çöker. Bizim köyü söylüyorum. Sonra evin ortasına ağaçlar çıkmaya başlar. Ama o evde daha önce ateş yakılıyordu. Ne insanlar dünyaya doğmuştu. Çocuklar yürüyordu o evin ortasında. Biliyor muyum? Şu an mesela dayımın evi. Dayımın evinde kocaman ağaç var. Şu anda baltayla kesemezsin o ağacı. Evin ortasında. Motor lazım. Orakla kesemezsin. İşte bir tarafı işte ağaç, böyle kalp niçin söyledim o binayı? Girilmemiş o kapıdan. Ama çatıdan binalardan, çatıdan şey görüyorum. Çatı yok. Çökmüş. Ağaçlar görüyorum ama kapı kapalı. Hatam Allah ala kulubim. Orada bir şey söyledin ki evi gördük hayalimizde. Evet. Aynı öyle değil mi? Var. Dokunuyor bana Abdurrahman. Genişler daralır saat. Saat dağ. Saat bir dağ olsa kuşu nefs emmaredir. Nefs emmare oradadır. En kapış kuşu. Cevizin yeşil kabuğu gibidir. Zıtların cemiğidir. Kuruntu ve vesvese, kin ve arzu, beklentilerin kalbe giriş yeridir. Benim sözlerim değil, yani alimlerindir. İslam'ın nurunun bulunduğu mahaldir.
şu anda benimdir. Kürs ve iltizam. İslam'dır ya. Alimler demiş ki sanat İslam'dır. Bizde de İslam iltizamdı. Şeceri hikatı da kürstü. Dimağda da iltizamdı. İslamiyet. Lümme-i şeytaniye burada mıdır yoksa buraya şu atar mı? Buraya atar. Buraya değil. 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 Evet. 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 Tam da buna komşudur herhalde. Evet, tam buna. Buna komşudur, tam. Şimdi lübbümü konuşayım yoksa külliyatta geçen sıcağı sıcağına Barla 209'da. Sayfa kaçtı abi? 52. Barla 209'da Sadr hakkında şöyle diyor. İşte bu kitab-ı kainatın vazih bir Filistin'i mukaddesesi olan Furkan-ı Mubin. Kur'an'ı bak nasıl. Furkan canlı Kur'an ama Furkan'ı nasıl tavsif ediyor? Furkan isminin içini dolduruyor. Diyor ki işte şu kitab-ı kainatın vazih bir Filistin'i mukaddesesi olan Furkan-ı Mubin Arş-ı Azam açılmış bu demek lazım. Vazih he. Açılmış. O kilitliği ifade etmiş. Apaçık edilmiş. Yani mesela şöyle düşün. Şöyle bir çıplak olalım şöyle. Kur'an yok. Peygamber yok. Ne nedir şimdi? Söyle bakalım. Bu ne? Hakikaten böyle bulut var. Ondan sonra hadi uçakla çıktı, uydu. Olan galaksiler var. İnsan bir tuhaf değil mi? Bir tuhaf olmaz mıydı ya? Burası neresi? Ne bu ya? Uçakla geliyorsun gece, pencereyi kaldırdın. Bakıyorsun, yıldızlar var. İndim. Adamlar doğuyor, ölüyor. Kavga ediyor, iki ayaklılar. Ya bunlar ne olurdu ya bu? İnsan doğuyor, niye? Acayip bir şey bu sistem. İnsan sudan oluyor. İnsan insandan çıkıyor. Bir kabre giriyor. Doğduğu yere bak, girdiği yere bak. Bağırıyor, ağlıyor, et konuşuyor. Üzülüyor, ağlıyor. Ya ne diyeyim, kafir olmak hakikaten çok zor ya. Müslüman olmak çok kolaymış. Onun için zor işi yaptılar. Onlara biraz teşekkür etmek lazım ki bizim zıttımızı oluşturup da nimetimizi anlattık. Çok zor ya. Yani insan insanına çıkması, toprağa girmesi, ağlaması, elem duyması, beka istemesi, buradayken buraya da tatmin olmaması, doyumsuz olması. Galaksiler, şey, ağaçlar. Ne nedir ya? Furkan-ı Mubin, Arş-ı Azam'dan ve her ismin azamı mertebesinde nuzul ile o zaman Kur'an'ın kökü Arş-ı Azam'daymış. Gövdesi Fahr-ı Alem sallallahu aleyhi ve sellem de sadrındaymış. Yani Furkan-ı Mubin tarafının kökü Arş-ı Azam'da. O. Dalları bütün zemine ihata eder. Bir de okuyayım ya, bu nedir ya? İzah bile yapamadım. Çünkü çok şey yazmam lazım. Ders ortamında olsun dedim. Bak bir daha. İşte kitab-ı kainatın vazı bir Filistin mukaddesesi olan Furkan-ı Mubin. Yani kitab-ı kainatın açıklayan, onun için o biraz önceki tasviri yaptım. Açık vazı açıklayan neyin nedir, ne nedir, ne ölüyor, niye doğuyor, kimim, neyim, ne istiyorum, niye sıkılıyorum, niye acı çekiyorum. Filistesi olması şartını doğuruyor. Doğuruyor. Ha bu Furkan-ı Mubin ama. Tamamlıyor ya. Furkan-ı Mubin. Abi Furkan-ı Mubin deyince ben yanlış anlıyorsam lütfen düzeltin. Ben Kur'an-ı Kerim değil. Bendeki karşılığı yani... Evet. Kur'an'ın bendeki karşılığı değil mi? Evet, yani dolayısıyla beni karşılığı. Bendeki kainat, şeceri hikat değil bu. Evet. Ben. Evet. Bendeki ve kainattaki. Evet, evet. Ha, şimdi diyor ki Furkan-ı Mubin kainatta bu şimdi. Sonra kendine taşıyacaksın. Arş-ı Azam'dan ve her ismin azamı mertebesinden nuzul ile Arş-ı Azam'dan her ismin mertebe-i azamından gelmiş. O geldiği yer bu. Barla 209. Hafız Ali abinin mektubu abi. Yok şu okuduğunuz bu. Buradan okuyorum. Sarih şey. Sarih abi. Şu Kur'an içinde aynı şeyi söylüyor ya. Evet. Ama Arş-ı Azam'dan, evet. her şey ismin mertebe azamından diye geliyor ya. Evet. Burada Arş-ı Azam'dan ve her ismin azamı mertebesinden nuzul ile kökü Arş-ı Azam'da. Arş değil.
Gövdesi arş değil yani. Köküne bak. Peygamber'e bak. İnsan suretinde gözüküyor ama Nünker Mekir de öyle yani. Öyle bize anlatılmış ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da bak. Gövdesi yani. Gövdesi neyin? Kainatın gövdesi veya Kur'an-ı Mubin'in gövdesi. Fahr-ı Alemin sallallahu aleyhi ve sellemin sadrına. Sadrındaymış. Neymiş? Gövdesi. Sadr. Kainatın gövdesi. Makineye koyduk. Meyveden, meyve sıkacağından özü çıkartır gibi. Kainatın böyle var ya kaymak, sütü koyardık biz. Annem yaptırdı bana. Çevirdim böyle. O tabaklardan. Ezan mı okunuyor? Ha. Böyle oradan sütten kaymak ayrılırdı. Böyle. Böyle çevirdik gavur. Bizde vardı böyle. Şimdi kainatı da ona koydum ben. Çeviriyorum. Gövdesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadriymiş. Bendeki işte sadr buymuş. Kainatın gövdesiymiş. Sonra dalları, kainatın dalları, Furkan-ı Mubin'in dalı, bütün zemine ihata eden. Peygamber Efendimiz'in sadrı olan kainat değil abi, Furkan-ı Mubin sadrı. Kainat tarafı değil, Furkan-ı Mubin tarafı. İşte onu Furkan-ı Mubin... Yani onun sadrı Furkan-ı Mubin olmuş. Yani yürüyen Kur'an... İşte kainatı kurdun, insana taşırsan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadrı olur. İnsana taşırsan çekirdeği. O çekirdeği aç yaparsan kainatın gövdesi olur. Dalları zeminin her tarafına, her tarafına vücudu harici verdirmiş. Her yerde. Her... O zaman ne tuhaf abi. O zaman mecud sadece program oluyor ya. Evet. Yani mecud o çekirdeği, yani arş-ı azam artık kökü. Kökün içindeki çekirdek. Çekirdek değil mi abi? Program yani, program. Ve orayı bırakma. Orayı bırakma gafur. Kendini taşı onu. Onda bende nedir? Sadr. Kur'an-ı Mubin'in gövdeymiş, gövdesiymiş. Sadr. Bizde. Furkan-ı Mubin'in gövdesiymiş. Sadr. Aleyhissalatü Vesselam'dan böyle geliyor bize. Ona ayna olma nispetinde sadrın çalışır. Sünnet-i seniyesine temessük etme nispetinde. Onun hayatı hayatımıza benzerse o zaman sadrımız kainatın gövdesi olur. Sonra eğer çalışırsa diğer kaç tane kaldı? Dalı her tarafa bu zerrecik vücudum hadsiz vücudun aynısı. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutlar kazanmasına o da kökü o. Köküne doğru gidiyoruz. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Biz de oraya dahil olduk. Evet, dahil o sadrın içine gidiyoruz. Öyle diyor zaten Barla'da. Salavat getirerek onun içine dahil oluyoruz. Ya, peki salavat onun içine şahsiyeti manevisine nasıl giriyorsun? Kapıyı, sitenin kapısını o şifreli giriyorsun ya. Veya telefonla şifre yazıyorsun, ses yazıyorsun. Sesle telefonu açıyorsun, gafur diyorsun. Telefon açılıyor. İşte o binaya giriş gibi. Şimdi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'im ala ali seyyidina Muhammed giriş şifresiymiş. Resulullah'ın sadrındasın yani. Evet. Resulullah'ın sadrında girişi yaptın, kainata dokul ettin. Kainata düşen her şey imbisat eder. Her şeye dönüşür. Besmele ile yaz. Her şey dönüşür. Sadrı oluyorsun sen. Kainatın işte sadrı oluyorsun. Bir de hakikati. Kainatın kalbi arş kalptir. Bu şeyi kainatın o arşı kalpse sadrı gövdesiydi. Bizde de sadrımızdır işte. İşte o kapıdan girince her şeye dönüşüyorsun. Muhakemat 89'da sadr hakkında şöyle geçiyor son şey. Sadr hakkında evet diyor ki yani mumatalayı hak perdesi altında hulfu vaat benimle konuşuyor.
Mumatalatı hak ne demek? Biliyor musunuz? Bakın. Hakkın verilmeyip geciktirilmesi. He? Hakkın verilmeyip geciktirilmesi, hakkın ve alacağın geciktirilerek uzatılıp atlatılması. He. O ne diyor biliyor musun? Mahsus bakın dedim. Şimdi bak kendisi hakikatini söylüyor. Mumatalatı hak perdesi altında. Hulfu vaat benimle konuşuyor. Yani ümit ve hulfu vaat. Hulfu vaat ne demek? Hufletmez. Ama diyor ki şeytan, ya Allah yapmasa. Mumatalatı hak. Yani iki zıt böyle birbirine çarpışması bizde. Ümit ile yeis. Gaye ile ümiti konuştuk. Gaye geleceğin bilgisiydi. Ümit geleceğin bilgisi değil. Gaye geleceğin bilgisidir ve mekanıdır, varlığıdır. Ümit öyle değildir. Ümit, Allah'tan ümit olmak. Ümit. Gaye gelecekte işte şunu yapacağım inşallah. O var. Ama Allah'tan beklenti. Allah nefsül emir değil ki. Ümit o. İşte mumatalat, mumatalayı hak. Yani hakkın geciktirilmesi. Evet, herhalde. Hak bir anda gözükmüyor şu anda. Şu anda gözükmüyor. O zaman hulfu vaat benimle konuşuyor. Diyormuş ki, der, aldanma. Hulfu vaat. Yani hulfu vaat diyor ki, al, mukadder soru nedir? Ya mukadder soru burada metinde yok. Şu, ya Allah yapmazsa, ya helak olsan, ya imansız olsan. Çünkü Kerem isminin lügatını söyledim. Tabiri nur olarak söylüyorum bir daha. Kerem ismi lügatta Osman'a da söyledim yazmıştır. Kerem verdiğini geri almayan Allah lügat. Tabiri nur ise, Risale-i Nur ise verdiğini alan zat itmedikçe, terk etmedikçe geri almayan Allah demektir. Verdiğini alan kişi. Allah verdi, ben aldım. Alan kişi, verenin verdiğini alan kişi geri itmedikçe, ayetten çıkarttım bunu. Mesela ayette ne diyor? Biz hidayeti vermedik değil. Onlara verdi, kabul etmediler dedi. Bakara suresinde, münafık bahsinde. Hidayeti ittilerdi diyor. Ben hidayeti verdim. Hidayeti verdim ama onlar almadı diyor. O zaman o ayeti şuna tercüme ettim. Kerem, veren zat verdiği hidayeti, alan zat ben aldım. Ben hidayeti geri vermedikçe hidayeti veren geri almıyormuş. Bu garanti. Bu Kerem mi abi? Kerem. Bu onun için hidayeti, imanı kaybetmenin sebebi sensin. O almıyor. Heh. Şimdi bu mukadder, mukadder şöyle bir şey var. Ya imansız olursa, ya Allah vaat ettiği hulfu vaat ederse, vaadine dönemez mi Allah? Hayır. Zatında muhaldır. Muhal. Hulfu vaat benimle konuşuyor. Diyor ki aldanma şeytana. Aldanma deyince otomatik mefhumu muhalifiyle soru var altında. Muhakematı böyle kültürlü okuyacaksın. Sorunun cevabıdır. Ama soru yok. Niye yok? Herkes kendisine göre soru üretsin, zenginlik olsun diye. Bir soru olsaydı bir olurdu. Şimdi bunun altında soru var. İsteyen istediğini doldurabilir. Mesela der ki kadın bana bu Cenab-ı Hak bu erkeği nasip etmeseydi veya çocuk nasip etmeseydi. Ötekisi der ki var ya el muflihun ne felah bulacak? Tayin etmemiş. Herkese göre felah farklıdır. Ne onda? Zenginlik olsun diye mutlak bırakıyor. Herkes doldursun. Mesela diyor felah nedir basına? Ya ben cehennemden kurtulayım yeter. Başka? Ya ben bir imanla gireyim yeter. İmanla gireyim yeter. Cehennemde yansam öleceğin imanla gireyim yeter. Ötekisi alan bir cennete gitsen bana yeter. Ötekisi diyor ki rüyetullah bana yeter. El muflihun felah bulan mayen değil. Çünkü herkese göre farklı olsun. Zenginlik olsun. Burada da hulfu vaat benimle konuşuyor aldanma. Peki hulfu vaada şüphe yapan kim? Şeytan. Ama ne der? Kimisini ya çocuğunu alırsa Allah. Ya kanser olursan. Bak şimdi. Ya kanser olursan. Ya trafik kazasıyla gidersen.
ya imansız gidersen, ya Allah dediğini yapmazsa, ya şimdi bu dersten dönerken şu olursa, ya şu anda evin yanarsa, ya çocuğun ölürse şimdi, boğulursa, bir sürü şey var. Yani Allah'ın böyle vaat etti, merak etme, rahat ol. Allah var yani. Ama şeytan işte bunun altında muayyen bir soru yok. Ta ki sorular sonsuz olsun. Herkes kendisini koysun içine. Cevap şu ama. Aldanma. Onun için sinemde ümitlerim ile yani ümitle ümitlerim yeis ile kavgaya başladılar. Ümitlerimle yeis. Niye dersin başında ümit yaptın bundan? Çünkü ümit nefsül emir değildir. Geleceğin bilgisi değildir. Zattır. Geleceği yaratan yeis var eden. Akıldan evet. Kalpten mi abi? He? Yeis akıldan mı kalpten mi? Yeis nerededir? Kalbe atar. Yeisi kalbe atar diyor. Risale-i Net. Yeisi kalbe atar. Neresine atar? Sadre atar. Kalbin içine atamaz. Ama komplesine kalp deniliyor. Sildim burada. Sen yoktun durdu. Komplesine kalp denilmesini söyledim. İçinde bir birimdir aynı zamanda. Yemek yemek gibi. Hasan abi, yeis doğru düşünememek olarak düşündüğüm zaman dima oldu. Sad, dimağın kalp ayağı mı? Yani hayır. Doğru düşünememek yeis dima etti. Doğru hissetmemek vicdana taşındın. Ümidini kesmek yeisi doğurduğu için kalp oldu. Ümitle yeis çatışıyor çünkü. Birisi varsa o ötekisi yoktur. Abi sahiplenme şeyi kırıyor. Ümidi kırıyor. Neye sahiplenme? Neyi sahipleniyorsan bir şey mesela çocuk deprem olacak diyor. Çocukları nasıl koruyacak mesela? Evet. Sahiplenirsen öbür tarafı bloke ediyor. Evet ama teslim, tevekkül, itimat, kanaat edersen ümitli oluyorsun. Ümitli oluyor. Evet. Sahibine teslim. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Kendine alınca şey oluyor değil mi? Evet. Ona verince ümit oluyor. Yoksa ye, kendine alırsan yeis olur. Çünkü niye? Ben onu koruyamam ki. Bana ait olmayanı sahipleneceğim. Evet. Sine Hasan abi deyince, sine deyince. Şu bu burası değil. Neresi nedir abi? Kalbin sadrı işte. Ha onu diyeceğim. Yani sine ile sadrı ben aynı diye ilişkilendim. Yani gönül dediler ya böyle aşk maşk var ya. Hep sadrattır. O cevizlidir. Cevizin yeşil kabuğundadır. Tamam. Hep orada. Peki abi burada sine ile sadrı üstad ayırıyor. İki tabii. Farklı şekilde söylüyor. Tabii. Sinemde diyor. Sinemde de yani bütünlüğe mesela yemek yemek. Birincisi yemeğin kendisi, ikincisi içeriye sokmak olduğu gibi. Kalp deyince de bir kalbin kendisi bir de kalbin mertebesi. Mesela bazı alimler sinem demiş sadre. Sen gönül demiş. Ondan önce konuşulmuş. He ustat ayırmış. Gönlüm yanıyor demiş. Bazısı buna demiş ki kalptir. Hiçbirisi değil. Hepsi sağdır. Ne demek biliyor musun? Cevize dış ortamlardaki soğuktur, sıcaktır, güneştir, nemdir. Muhatap olan tarafı nedir cevizin? Yeşil kabuğudur. Ötekilere sonuç muhatap oluyor. Ceviz alıyor şey güneşten. Kabuğuna taşıyor. Kalbin kararması kabukta değil de işlem oluyor. Evet evet. Kararsa yani saat ceviz olgunlaşmamış. İçeri hiçbir şey vermiyor, çürüyor. Yani yeşil oldu. Hakikaten hiçbir manayı açmamış. Açmamış. İçindeki kutular falan olmamış. Der aldanma. Böyle deyince mefhumu muhalifiyle sual var. Onun için sinemde ümitlerim yeis ile kavgaya başladılar. Ne olunca peki ne olacak doktorum bu çok önemli sana bakıyor abim. Yani senin malzeme olsun. O mütezelzil hane olan mütezelzil zelzeleli. Yani psikolojik depresyon, vesvese, vehim her şeyin zıttı. Mütezelzil. Yani şu zelzele ile ne demek zelzele? Duvar oynadı, pano oynadı, dolaplar oynadı, buzdolabı oynadı, koltuklar geçti, tabaklar indi, koltuklar geçti. Mütezelzil olduğum bina sağlandı ama ne demektir? Kaba taba söylüyor. İçerisi her şeyi yerini değiştirdi.
Koltuk buradaydı, oraya geçti. Duvar panosu şuradaydı, şurada oldum. Beni bir oraya attı, bir buraya attı. Dediler şimdi kırkanı. Mutezelzil ama bir bakıyorum ki vehim vesvese oldu, vesvese vehim oldu. Ümit yeis oldu, yeis ümite dönüştü. Hiçbir şey yerinde kalmadı. Mütezelzil sadr. Demek ki sadr, arkadaşlar sadr kainatın zıtların, yani kafada, dimağda zıtların her şeyin, her şeyini, her cihetinin bulunduğu yer. Suret yak. Serbest bölge. İşte kalbin de serbest bölgesi sadr. Onu ekleyeceğim. Kalbin serbest bölgesi. Demek ki İslam olduğu için kalbin, yani kalp sisteminin serbest bölgesi. Abi üstad bir yerde bazı hissiyatlara söz geçiremiyorum dediği yeri de mi orası? Hissiyat o vicdan. His deyince durdu. Parmağını hemen his nerede abi? Vicdanda, oraya koyacaksın. Ama hakikati burada tabii. Her şeyin kökü var, bir de meyvesi var. Yani her şeyin hakikati kalpte. Kanuniyeti vicdanda, sureti dimağda. His deyince elini koy lütfen vicdana. Fikir deyince akla koy, yukarıya koy. Birbirine girmesin. Herhalde şöyle mi söylemek istediler? O herhalde serbest, dimağdaki serbest bölgeden bahsediyor herhalde. Evet. Bir derece serbestirler. Evet. Ha o dimağda. O derece, o diyor ki keşfeden bir iki tane latife var. Peki teklif altına bile giremezler. Onu mu diyor? Hani bir şeyi sevmiyorsun, aklınla alakalı değil. Sevmek, sevmiyorsun ya da seviyorsun hiçbir şey hikmetini de bilmeden. O serbest bölgede, o kalpteki şey değil mi? Evet. Kalbin serbest bölgesi. Bu hakikati bu. Evet saat. Musa. Hakikati orada. Sevmiyorum ben bu adamı. Bak içimde. Ama doğru şey söylüyor. Lan bir türlü de sevemedim. Veya adam. Bu adam bir serseriyi de seviyorsun ya. He. Acayip bir şey yani. Sadr. Zıtların cemi. Her şey var orada. Belirlenmişlik yok. Mesela İslamiyet. Sadr. Sadr diyoruz lan. Peki İslamiyet'te mertebe yok mu? Takva sahibi olan var. Sıfarzları yapan var. Var bir tane adam vardı. Helal dairesinde haramın çizgisinde yaşıyorum dedi. Böyle mahluklar da var aramızda. Burada mı? Nereye gitti? Onun için ya bu nasıl bir kitap ya? Külliyat nasıl bir kitap? Helal dairesindeyim ama diyor. Helal ile haram arasında bir çizgi var ya, oradayım. Helalin orasındayım. Helal dairesinde haram çizgisindeyim. Hasan abi, irfaniyet bu mu demek bu? İrfaniyet budur. Seviyorum seni. O mütezezil olan sad beni çok etkileyen bir kelimedir. Depremde adam anlatıyor bak, mütezezil demek zelzeleye tutulmuş ama sadr ama. Sad zelzele olunca, sad kaptır, binadır. Zelzele olunca lüpü de, lüme-i şeytaniyeyi de, şey lüme-i şeytan diyorum, süveyda-i kalbi de, kalbi de etkiliyor. Yani bina sağlanınca, bina mı sağlanıyor sırf? İçi de sağlanıyor. Ben sağlanıyorum, benim içimdeki korku da sağlanıyor. Abi, özür dilerim. Kayyumiyet'te bir şey var. Bir örnek vereceğim. Tesbihi elimize alıp bir salladığımız zaman tesbihin bütün taneleri tesbihi merkez alarak aynı pergel vari orada bir kardeş de demin atıf yapmıştı ona. Allah'a nispet olunarak bir kayyumiyet var. Yani işin ipin ucu Allah'ta. Ama bu mütezelzil meselesinde o kayyumiyette zıt bir durum var. Bağda bir kopuş var abi. Evet bak mütezelzil hani olan. Evet öyle diyor. Bak kendi sadrı tarif etti. Bak evet bu tezelzil de sabit değil o. De işte Allah'ım devamlı değişen kalbimi dininde sabit kıl. Sadr işte bu. Hani içerideki iman korusun diye. İmanım sabit kıl. Niye kabuğu devamlı mütezelzil? Sabit olur. Sadrın özelliği mütezelzil olması. Evet. Sadr bu. O zaman
sürekli ona sığınmak mı gerekiyor? Her de, her an. Onun için ciddi imana devamlı ihtiyaç var. Abi mütezellit Celal ve Cemal'e bakıyor o zaman. Evet, ikisi de var. Ve Kemal de var. Bak, her şeyin, her şeyini, her cihetini. Celal, Cemal, Kemal. Hepsinin, ama hepsi aynı mertebede, aynı kalitede bulunuyor. Mesela şeytanın yaratan esma neydi? Yaratan esma? Mudil esma. Orada. Meleğin esması neydi? Hen, nur. Nur, o da orada. Esmaların perdesiz tecelli ettiği kalp ya. O kalbin de mertebesi vardı. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti yok mu? Evet abi. Tamam. Burada kalbi yapmıştı. Kalbin sureti sağdırdır. Sağdır. Tamam. Biraz dokunalım artık yukarıya. Kalbin sureti sağdır. Kanuniyeti lüptür. Hakikati kalptir. Mahiyeti Süveyda-i Kalp'tir. O zaman Süveyda'dan sonra kalp gelmiyor. Lüp geliyor. Peygamberlerin o sıkıntıları çekmesi mütezelzil. Ama alimlere göre değil, Risale'ye göre. Peygamberlerin o sıkıntıları çekmesi mütezelzil olmasından. Evet, ondan. Ya, ama onlar biz bize yansımalarıyla biz meşgulüz. Vehim vesveseyle eylemlerde. Onlar bizzat orada yaşıyor. Bizzati mesela diyelim ki ben birisini Amerika'dakine tarif ediyorum. Arnavutköy'de şöyledir, böyledir. Karadeniz'i işte dereleri falan. Ben Karadeniz ormanındayım veya buradayım. Bak yaprak var, dere var. Aa, suya elimi soktum. O adam eli videoyu da görse elimi suya soktum vesaire. Onu hissedebilir mi? Biz uzaktan tarife göre hissetmek işte ne kadar fikretmek oluyorsa peygamberler bizzat o suya elini sokuyor işte. Bunu yaşıyor. İşte lüb nedir? Lüb zahirin batını tarafıdır. Lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani kışırın zıttı. O zaman sazdan sonra kalp gelmez. Lüb gelir. Lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Kışırın zıttıdır. Ezber yapmayın diye söylüyor. Zaten lübde okuyacağız. Öyle ya. Lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayrete sabar. Hakikatini mi? Sırat-ı müstakim kaybeden ifrat ve tefrite düşer. Muvazene ve muhakeme kaybedenler zarar eder, zarar verir. Hasan abi, aldanır. Serbest bölgenin hakikati olmuş oldu o zaman. Bir dakika, saat serbest bölgenin hakikati kalpte çünkü. Evet. Her şeyin hakikati kalpte dedik. Doğru. Serbest bölge o zaman. Serbest bölgenin hakikati sardır. Hakikati evet. Bulamayan evet. Hayalata sapar demek de o zaman şöyle oluyor demek ki. Hayalat suretiydi. Hakikat da hakikat zaten. Kalbin de o zaman kalp hakikati ifade ettiği için kalbe geçemeyen ne olacak? Sadırla meşgul olacak. Evet. Abi dimağın karşılığı gibi duruyor ama sadece serbest bölge tahayyül. Yani mütezelzil hani olan sadrımı o küçük bir alem zannetme orada. O serbest bölge her şeyin, her şeyin, her şeyini bak. Her şeyin, her şeyini ve her cihetini, sureti. Bu ne demek ya? Bu bir yok ki. O mütezelzil hani olan sadrımı harap ediyorlar. Sadr. Kim harap ediyor abiler? Harap. Yeis. Peki ümidi tarif etmiştim hatırladınız mı? Ümit geleceğin bilgisi değildir. Geleceğin bilgisi gayedir. Var. Gelecek mesela. Yavrum sen niye ilahiyat okuyorsun? Bir yerde vaaz olacağım. Niye tıp okuyorsun? Doktor olacağım. Geleceğe parmağı koyduğu için bu yapılabiliyor. Zor kolay olur. Geleceği olmayan süreci yapamaz. Kendini aşkınlaştırıyor. Gayesi var yani. Evet, yani kendi aştıran şey. Mesela diyelim ki bu derste gayeniz yoksa buraya devam edemezsiniz. Ben mesela şöyle yapıyorum yenilere. 10 sene sonrasını bir yere Bulgaristan'a gidiyoruz. 3 tane derslerimiz var. Şimdi Sofya'da açılacak. 10 sene sonra ben Bulgaristan'a gittiğim zaman orayı 10 sene sonra görüyorum. Yani hayal kuruyorum.
oradaki ekilen tohumların ağaç olduğunu görünce şu anda benim giriş çıkışım maddi ve manevi fedakarlık yapmam hiç gözüme gelmiyor. Gördüğüm için. Ama geleceği yok, yapıyorum işte. O ağır olur. İşte geleceği görmeyen namaz ağır olur. Namaz onun için ağır olur. Geleceği görmeyen sabah namazına kalkamaz. Kalkarım diye saate basıp da namazı duman ettiği gibi. Demek ki... Üstad da hep oraya şey yapmış abi. Kainat, dünya diyor bu risaleleri okuyacak diyor. Etrafında 5-10 tane abi varken yani öyle bir ümitle bakmış ki ondan dolayı hiç belalar, musibetler, hapisler... Etkilememiş. Hiç etkilememiş yani. Hani siz diyorsunuz ya 10 sene sonra baktığın zaman... Yani ufak tefek takılan şeyler hiç umuruna gelmiyor. Mesela ben kendi yaşadığımı söyledim. Girdiğim zaman ilk koğuşa ne yaptım biliyor musunuz? 2 rekat şükür namazı kıldım. Daha bana nasıl ceza verecekler ki? Ceza bana mükafat olursa bunun ilerisi olur mu? Çünkü onun hapsine giren, onun cehennemine giren Allah'ın cennetine girer diyor. Ben bunu hak etmemiştim ya Rabbi. Bu nimettir. Karşısına dikildi. Vesaire. Yani niçin bunu söylemesine mukabil söyledim. 10 sene sonrayı kabri 20 sene herkes çapına göre söylesin. 10 sene sonra 20 sene sonra kabri haşirdeki durumunu pergelini koyarsa bu hayata tahammül gücü olur. Geleceği olmayanın hayata tahammül olmaz. Hayata tahammül olmaz. Bir daha. Geleceği var eden, geleceğini var eden, var olan hayatta tahammülü olur. Hayatta tahammülü olmayan geleceği olmayandır. Ahiret olmayanın geleceği yok ki. Yok. Sarhoşluktan başka çaresi yok. Evet. Ümidi güçlendiren dima değil midir abi? Evet. Yani güçlendirir. Şeytan yani oradaki tabii ki. Kavga şeklinden olmuyor. Yani şeytanın o şeklinden tabii. Oluyor. Tabii. Oradaki mağaza ilimsiz ne yapacaksın? İlimsiz tuvalete gidemezsin. Satın nasıl gireceksin? İlimsiz nasıl gideceksin? Sidike sana her tarafa sıçradı. Tarihten nasıl? Gavur gibi girip çıkacaksın. Kuru temizlemeyle çıkacaksın. Bu zelzeleleri artıran ya da eksilten etkenler ne olabilir? Zelzeleyi yapan ümit ve yeis. Onların dereceleri mi yükseliyor? Evet. Deprem 6 şiddetinde, 7 şiddetinde olmasının sebebi yeis 7 şiddetinde. 3 şiddetinde ümit oldu. 10 baz alırsak, orta nokta alırsak. Yeis 7 olursa depremin şiddeti, durgunluk 3 olur. Zelzelenin şiddeti Behçet 3 olursa durgunluk 7 olur, hiçbir şey hissetmez. Hakikaten deprem olmuş mu? Efendim 100'e göre alırsan %7 deprem. Yüzde o bende ona düşeceksin kolay olsun. %7. Ondan sonra %3 sakinlik olur. Durağan olur. Ülfet olduğu zaman şey sıyrılıyor. Yeis sıyrılıyor. Yeis yukarıya çıkıyor. Ülfetin bela, baş belamız olmasının sebebi yeisi beslemesidir. Yeise engel değil. Ümit yeisi indirir. Kafasını kırıyor. Mesela adam dedi ki bu seyahatimde bir şey anlatmak için anlatacağım. Aklınızı helal edin. Bir şey anlatmak için değil. Ben anlatayım bak. Baktım duygulandı ağlıyor. Abi dedi yemin ettim onu görünce elini öpeceğim diye. 3 gün oruç tuttu bana. İyi tamam. Niye biliyor musun? Oturdu. Dedi ki tabii ki vesilesin. Ben 24 defa külliyatı bitirdim. O da okuyan. Devlet memuru. Ve artık arayışa girdik. Müddin-i Arabi'ye girdik dedi. Şuna buna girdik, Konevi'ye. Artık bunları vesile yaptık. Risale-i Nur bu kadardır zannettik. Ne yapacak? Ama doymuyorum, çok zeki. Şeyde çalışıyor, hava meteoroloji şeyinde çalışıyor. Tahmin şeyinde mühendis. Benim dünyamda nurculuk bitmişti dedi. 24 defa okudum. Bitmişti derken, tamam işte ha. Çünkü bir kelime okunduğu zaman ben dedi, onun cümlenin sonunu biliyorum. Bana bir ders okusunlar dedi, derse gideyim. Paragraf maşa okunca sonunu söylüyorum dedi. Çok zeki, çok berbat bir şey yani zeki. Ta ki seni tanıyana kadar. Bir baktım ki, oho. Meğer Risale-i Nur'un
şeyi suretindeymişiz. Kanunet insana taşınamamış. Hep beşeriyetteymişim. Bu bilgiler serbest bölgeyi anlamak için bile yetmiyor dedi şu anda. 24 defa bitirmişim külliyatı bu bilgiyle. Serbest bölgeyi bilmiyorum. O serbest bölge hakkında benim kadar acaba dinleyen video var mı diyor. O videoyu indirmiyor hanımla beraber. Allah Allah. Nasıl manalar yüklüyorum? 24 defa okumam ancak serbest bölgeyi fark ettirdi diyor. Sonra oturduk dedik ki diyor böyle. Bu ne olacak ya dedi. Kadın ümit verdi bana. Dedi ki diyor tamam işte hani bitmişti. Meğer yeniden başlıyormuşuz dedi. Bitmemişti, biz bitmiştik dedi. Yeni. Ama hanım bu yaşa geldi. Tamam işte bu kadar okumak, vay serbest belge varmış denmek içinmiş. İçine girmedik daha diyor. Ha serbest belge denen bir yer varmış. Gazali hatırladım ben de. İlim ne işe yarıyor ilk mukaddemesi? Bilmediğinden başlatıyor. Bilinmeyenin bilinmesidir diyor. İlim kazandık niye? Bilmediğimizi bilmek içinmiş. Tamam? Ha bilmediğimiz. 24 defa Mehmet kardeşi ne okumuşum biliyor musun dedi. Yani daha dimağa girmedi. O kadar hepsini dinledim. Herhalde 7-8 tane kaldı dedi. Şu anda yayında olup da dinlemedim. Ama kaç defa? Bir tanesini 2-3 defa dinliyoruz. İkimiz veya bazen ben. Serbest bölgenin varlığını yani işlevini bakıyorum. Hem o işe. Peki bu ne olacak? Hani bitmişti? Şimdi bu biter mi? Mümkün değil dedi. İmkansız dedi. Hani bitmiştin? Bitirdim diyen adam bitmiş olduğu içindir. Diyebiliyor. Bitmiştir diyen adam bittiği için. Mesela bazılar var ya yeşile müptelaydı. Bir açar mısınız? Veya buraya aç. Eminim bir yer açın. Böyle şeyle. Ha bu yeter de. Veya öyle aç öyle şeyle açarız. Arkadaşlar bu dersler var ya. Ondan sonra dedi ki sizden alakalı. Bu derse muhatap olanlar nasıl merak ediyorum dedi ya. Dedim ki istisnasız hepsi deli dedim. Normal değil. Yani nasıl yani dedi. Şaka değil. Yok ne yaptığını bilmeyecek kadar deli. Bilmiyor. Çatlatamazsa olmuyor mu abi? He? O şeyleri çatlatamazsa olmuyor. Evet olmuyor. Ne yaptın bir del. Deldir del. Bilmiyor. Bizi görünce ümidi kırılmasın abi. İşte bir başkası ne dedi? Evde dedi, evin dedi sessizliğini, karamsarlığını, surat asıklığını diyor ortadan kaldıran evde ufak çocuk olduğu gibi sizin cemaatte de ufak çocuk var diyor. Öyle güler diyor. Evet. Şimdi saat kaç oldu? Daha ezan okunmadı abi. Tamam. Abiler böylelikle saat bitti. Ha ben görmedim. Bir düşüncemi benim... Tamam Kenan. Anlat Senan oradan. Sizin şeyiniz abi. Yani. Tamam. Kan. Risale'nin üzerinde yaptım. Tamam. Söyle abi. Şimdi ben abi şöyle mi anlamalıyım? Şimdi siz diyorsunuz ki lübbe... Lübbü bulamayan... Kışırla meşhur. Koli geçiyor. Ama illa bunu dediniz ki illa sanki hemen bir üstünde bir altında. Bunu bulamadığı an tak buraya düşüyor gibi. Yani ben sanki şöyle kanuniyet deyince Hasan abi. Ben aynadarlık canibiyle kanuniyetim. Benim iç kısmım aynadarlık. Aynadarlığa ilk mazhariyet gösteren yer benim kanuniyetim. Aslında benim lübbüm kanuniyet değil de yani süveyde-i kalp. Yani ben böyle anlıyorum belki yanlış anlıyorum. Yani süveyde-i kalp sanki kanuniyet de mahiyeti lüb gibi sanki düşünüyorum. Yani lüb Allah'ın, Allah Celle Celaluhu'nun tasarrufatının olduğu yerdir. O noktadır. Yani ben böyle anlıyorum Hasan abi. Allah... Şöyle dese sana beraber oturma. Bak, dur oturma. Dur. Lüb deyince, soğanın lübünü verir misin deyince nereye veriyorsun? Çocuğun değil mi? Her şeyin lübü, karpuz vardı ya, karpuzunu ortaya keser lüb. Her şeyin... Evet, aynı. Aynı şeyi söylüyoruz Hasan abi. He. Yani lüb eniştedir aslında. He. Onu demek istiyorum. Ama neyin içinde biliyor musun? Sadrın içi. Zıtların içi. Az bir makam değil ki. Sadr var ya, benim bir bakar mısın?
Dimağda serbest bölge saat gibi düşün. Akıl ise lüp gibidir. Eğer akıl saat ise tasdik gibidir. Lüp'ü bulmayan kışırlı muşkanlar. Sonra bak usta sanki sıralama yapıyor muhakematta. Sıra ne biliyor musun? Bak önce lüp'ü bulmayan, bak bu çok tuhaf. Şimdi bak aynı bu şey. Tamam. Lüp'ü bulmayan kışır ile meşgul olur. Evet. Şimdi lüpten sonra kalbe gireceğiz. Hakikat ya. Bu nedir? Bak hak. Hı-hı. Bak lüp'ü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hı-hı. Hakikatı tanımayan hayalata sapar. Kalp hakikat. Hayalatta sadık. Evet görüyor musun bak hayalat. Bak Hı-hı. sapar diyor. Hı-hı. Bak aynı. Şu sıralamayı muhakemattan da destekliyor. Lüp'ü bulmayan bir altı ile meşgul Hı-hı. olur. Hakikatı tanımayan hayalata sapar. Yani serbest bölgesine şey yapar. Oraya tekrar başa döner. Sarar. Yani sırat-ı müstakim göremeyen ifrat ve düşer. Şu Hasan abi. O zaman şöyle karşılaştıracak olursak. Aslında burada da söylüyor. Lubu bulmayan. He. Şu, o zaman ruh Hasan abi. Yani sanki tam zıttı zıttına gibi mi oldu? Yani söyleyi kalbin karşısına. Ruh koy. Tamam. Kalbi kalbe koy. Kalbi kalbe koyacağız. He. Kanuniyet vicdana koy. Aynı uydu. Vicdana koy. Sadra da Dima koy. Dima'na da çık bir tane ok. Serbest bölge. Yo bir tane yap. Bir tane sil onu. Serbest bölge. Onun. Vicdanın şeyi de vicdanın da nesi olur? Hasan abi. Hissiyat. His mi abi? Hisler. Zebin ya. Yani şu. Bak. Hissiyat nedir? İç alemin mekanıdır. Serbest bölge nedir? Dima? Dimağın mekansız mekan. Mekanıdır. Tamam. Burada mekan. Zıtlar var. Zıtlar tabii, var burada değil mi? Mekan ne demekti? Hayal. Tamam. Mekan. Ha, zıtların olduğu yer. Zıtların olduğu yer diye de bir yazayım mı abi şöyle? Zıtların. Ha. Şimdi mesela his nedir? Enfus alemin mekanıdır. Şey olarak zihin olur. Solmaz. Ha, zin de olabilir. Zihin olur. Niye? Zihin. Hani şeyin üstünü açıyorsun ya mekanın üstünü açıyorsun. Ha mekanın içini açıyorsun. Zihin evet doğru. Zihin tamam. Zihin doğru. Tefekkürle üstünü açıyorsun. Aha. Doktorum iyi misin? Güzel. Burada da ne var kalpte? Bu... Kalp gidiyor galiba. Tabii evet. Latife-i insani olabilir. Latife-i insani olabilir içinde. İçinde şey var. Yani içinde Fuat diyebilirsin. Heh, Fuat. Fuat. Bravo. Bu Fuat. Fuat. Konuşmuştuk ya. Çünkü Fuat. Sıtkı kalp. Yani zıtların ilmin, ilimde zıtlarda var ya kabıdır. Fuat'ı en sonda bir yer bulduk abi. Aynen harika. Sistemdir ya Hasan abi. Vay. Aa Sarı Bey diye de bunu söylüyor işte. Vicdandaki diyorum. Evet kalbi anlatırken bunu evet anlatıyor. Abi, biz söyledik de iş gidiyor ondan sonra. Çünkü sakalların olacak ya. Kardeşim benim gibi. Anlattım dinlemeyeceğim. Evet, evet. Abi, çekimi neydi bu? Fuat. Işte. Viyayı kalp, tabut ili, sıtkın ilm bir tane de vardı. Ha, hikmetü yok. Hikmetü neydi? Beytül hikmet. Viyayı ilim, beytül hikmet, sıktır ilim, tabutu ilim. Evet. Buraya ne diyebiliriz abi? Ha, ruha... Latife-i insaniye belki burada. Bu bir dakika, bu ruhun dört havası... Onu yazacağız bir tanesini. Zişuur mu yazacağız? Bak, zihayattır, zişuurdur, kanunun vücudu harici bir. Buradan seç veya şeyden seç. Ruhun dört havası ve vicdanın anasıyla elbası olan... İrade, zihniz, latife, rabban. Veya buradan seçeceksin. Bir şey söylemek istiyorum. Bir şey veya buradan seç. Şimdi dersin başında biz ifrat ve tefritin arkasına geçip sırrından bakmak, vahdet noktasında bakmak, ikisini bir anda almak. Yani sırrından bakmaktan bahsettik. Şimdi başta şunu okuduk. Lübbü bulamayan kışır ile meşgul olup bir. Hakikati tanımayan hayalata sapar iki. Üçüncüsü de diyor ki sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. İfrat ve tefrit insanda kaynıyor. Sırrına geçerse o onun sırat-ı müstakimi oluyor. İkisini bir vahdette görmüş olmuyor mu? Evet. O zaman sırat-ı müstakim sır değil midir?
Evet. O zaman Süveyda-i Kalp olmuyor mu? Süveyda-i Kalp de sırrı. Evet, o zaman ruhun, ruhun sırrı da nedir? Kanun emrisidir. Çünkü zıtlar oradadır. Yani buraya sır mı yazmak daha mantıklı diyorsun sen? Hayır, ben diyorum ki ruhtaysa o kanun emri olur. Kanun çünkü zıtlar... Ha buraya kanun, evet. Ruhun dört sıfatı vardı ya. Zihayattır, zihşuurdur, kanun emr, vücud harici. Bunlardan bir tanesi hangisine denk gelir? Veya ya buradan dördünü bulacağız. Dördünü yazalım abi, ne olur. Dördünü yazma. Öyle olmaz. Olmaz çünkü, mı? Abi, devam. O zaman kanun emridir, doğru diyor. Bir şey yazarken yukarıdaki sistemi bozmadan... Bozmayacak. Tamam. Serbest bölgesi... Veya şunu bulacaksın. Uygun bir şey yazmak. Veya ruhun dört havası, irade... İrade, ruhun dört havası veya şöyle düşünün. Ziyarettir, cürçürdü, kanım hariç bir ikinci bir şık. İrade, ruhun dört havası neydi? Ruhun dört havası ve vicdanın anası lerbası. Dışsal içeriye, içi dışa taşıyan irade, zihin, his, latife-i rabı. Ya bunlar bundan dördü seçeceksin veya zişurdur, ziyarettir, kanım vuracak. Şu zihin ya, vicdandan zihni alıyor, ruhta da latifeler oradadır diyorsunuz ya, latife-i Rabbani işte. Yani eğer bu zıtları... Yani, şöyle ben yazayım da, yazın abi, şurada bunu yazalım, sileceğiz, bak. Zihayat buradan abi, seç. Abi ruhun şimdi dört havası dediğimizde o harici açılan değil mi abi? Tekrar konuşacaksın. Kanun emr, buradan seçelim. Vücudu harici, ya buradan seçeceğiz ya da veya irade, buradan seçeceğiz. Zihin, vicdanımız. Latife-i Rabbani. Tabii içerideki. Rabbani. Şey, bunların her birinden bir tane mi Hasan abi diyorsun? Bir tane. Tamam mı? Yok, ikisi de bir Rabbani Hasan abi. Çünkü bunun Mehmet abinin söylediği doğru. Yani bu sistemin devam edebilmesi için... Değil mi? Buradan seçemezsin abi. Alttan seçemezsin. Evet abi. Orayı seçtin. Evet. O zaman bak, aynen. Bir de buradan çıkışı veriyor. Üsttekinden seçmek doğru oldu. Üsttekinden seçmek. O zaman kanun emri. Tamam. Bak. Kanun emri mi oldu? Başka mı? Ona bakalım. Şey, ruhun dört havası vicdanın anası galibas değil de. Ruhun ama gene yazmış şimdi görsünler. Üstünde haricisine giden yönleri olduğu için onlardan seçemeyiz. Onlar çünkü ruhun kendini ifadelenişi, ruhun kendisinden bahsetmiyoruz. Ruhun ifadelenişi vicdana gidiyor orada. Vücudu ya da harici... Tek tek söyle bakayım yavaş yavaş dur. İyi dinle şimdi dinle. Şimdi söyle bakayım daha önce söylediğim önermelerle sonuca gelmedi. Neden kanun emri olduğunu? Şöyle bir kere alttaki için mi söyleyeyim üstteki için mi? Yani senin için. Şimdi biz oku az önce bu yapılanmada şunları okuduk. Lübbü bulamaya kışırla meşgul ol dedik. O zaman dedik sadık ve lüb ilişkisi. Sonra dedik hakikati tanımayan hayalata sapar. Sadıkla kalp ilişkisi dedik. Sonra da diyor ki sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Ha, ifrat ve tefrit. İfrat ve tefrit ikisi zıtları ifade ediyor. Öyle değil mi? Evet. O zaman sırat-ı müstakim vahdet noktasında baktığımızda sırat-ı müstakim bu zıtları... İfrat tefrite sırat-ı müstakimi tanımayan tersi nedir? İfrat ve tefrite düşer. Şimdi bir tılsım ha, var. O zaman tam seni teyit et. İfrat ve tefritin cemi içinde barındırıyor. Sırat-ı müstakim. Sırdır tabii. Evet, sırdır o. Zıtları cem eden sırdır. Sırdır. O zaman ruhta bizim sırsa kalpte Süveyda-i Kalp olduğundan dolayı... Çünkü Süveyda-i Kalp zıtların en kesifi, en cami oluyor. Bunun ruhtaki karşılığı da yine zıtları cem eden bir sistem. Ruhun sıfatı olması lazım. O da hangisidir? Hangisidir baktığımızda kanunla... Ya kanun emri veya hayat, zihayat. Veya zişuur. Şuur da, şuur da zıtların cemidir. Mesela iki tane şuur var. Nedir o? Dima ve vicdan. İkisini vicdan, kalbe taşırsan zişuur demek tısım değil. O zaman kanun emriyle ifrat tefrikten bahsedilmezse o olmaz. Hmm. Bahsedilir mi kanun-ı emri mertebesinde ifrat ve tefrit diye bir zıtlıktan bahsedebiliyorsun bunu değilse zihin hayat... Kanun-ı emrinde ifrat ve tefrit yok var mıdır? Yazılım olarak kanun var ama yoktur ya. Ama niye eylemsel. Yoktur? Niye yoktur? Çünkü emri itibarisi olmadığı için hepsi
Evet, aynı. Mesela diyelim ki yazılımda en senin lisan. Evet, 0 1 1 0. O zaman tamam. O zaman demek ki o zaman demek ki o değil. Çünkü orada kıyas yok. Kıyas bak. Filmde, yazılımda senin lisanla 0 ve 1 1 1 0. Evet. Buraya göre ifrat tefrit yok. O sayılmaz o zaman. Sayılmaz. İfrat ve tefrit neye göre sorusuna göre çıkacak. O zaman neye göre denilebilecek bir yerde olması gerekiyor. O zaman zil şuurdur. Abi zil şuur olması çok yüksek ihtimal. Zil şuur evet. Çünkü ifrat mesela. Çünkü şuur sahibi tefritinden sıyrılmış. İfrat ve tefritini bir bakabilmiş bütünsel görebilen şuur sahibidir. Şuur sahibi demek, evet. Melek gibi değil, sığır gibi de değil. Zıtları bilmesi lazım. Zıtları bilmesi lazım ki şuurlu olsun. Yani. Ya mesela değil, ilim... Zihine de muvafık abi. Evet. Zihin var yukarıda, burada da... Ha zihin tamam, var. Evet. Evet buna. Yani zıtların, evet. Zıtların cemi şuur yapar. Şuur yani zıtsız bir şuur olmaz ki. Sığır mesela diyelim ki melek zil şuurdur. Yani hayat değil çünkü o zaman sığır da bilmesi lazım. Yani. Evet. Hayat olsaydı, o zaman hayat olsaydı, bir dakika. Hayat canlı bilmesi gerekir. Evet. Canlı hayatın şeyi. O zaman her şeyden kanun emri olsa yazılım olacak. Olmaz. Zihayat olsa hayvanda da olur. Evet. Vurucudu harici daha çıkmadı zihin. Mehmet abinin, Mehmet abinin düşünce sisteminde önerdiği de doğru çıkmış oldu. Sistemi bozmuyor. Bir yerde zihin var. Evet doğru. Abi zihin. İlk kalbe gelen Fikret abinin zihur dedi. O bence oldu mutabık. Evet daha işte zaten. Bir de bir şey söylemen diye diyorsun abi. Söyledi birisi yani. Kestiği olsun, birisini yapıyor. Ne bilelim onun kalbini o kadar aynı. Doğru. Ciddi mi? Evet. Üç kere tekrar etti. Niye duymadık? Bırakmıyor ki. Biraz hararet değil. Hasan abi. Kusura bakmayın. Yoksa bir noktaya getirdi ya. Hasan abi. Hasan abi. Ama sizi de İlk şunları tekrar bir yazalımdaki benim asıl şeyim şuydu Hasan abi. Evet ama iyi bir şarttın. Benim asıl gayem şuydu ki Hasan abi. Vesveseyi kalbe atan kalp kabul etmezse diyoruz ya Hasan abi. O vesvese Hasan abi. Şu matematiksel şöyle yapalım. Sonra sileriz. Meslek. Bak bak metinde var. Hasan abi metin var mı zaten? Allah Allah kim buldu? Biz zaten Ali buldu. Hangi Ali? Şimdi abi Allah Allah. Abi özür dilerim. Dur okuyalım. Hangi abi bu Ali mi? Heybet Ali abi. Abi biz bulmadık daha önce konuştuk da. Şey vardı ya gözüm müslim nehar ebiyası diye başlayan cümle. Gözüm müslim, nehar ebyazı muziği, Leyla-i Süveyda ile mezci olmazsa, basarsız olduğu gibi Fikret-i Beyza'da Süveyda-i kalp bulunmazsa basiretsizdir. Basiret burada şuuru, zihin şuuru olmasını o söylüyor. Evet, doğru. Basiret, evet. Şuursuz. Çünkü Süveyda'yı basiretsiz düşünürsek bir eylemi yok. Hepsini de söylüyor bak. Hem Süveyda kullandı, hem basiret kullandı, zişur. Hem Süveyda'yı da kullandı. Evet. Süveyda'yı da kullandı, şuuru da kullandı. Tamam. Sen ne dedin abim? Hasan abi şunu söylüyorum ben. Ha. Şimdi vesveseyi kabul etmezse şüphe olarak dimağa atar değil mi? Evet, evet. Şimdi vesveseyi kabul ederse bozulan nokta sadece şu sadr mı? Yani o alışverişi yapan sadr mı? Burayı bozduğu zaman cevizin daha içi olgunlaşmadan cevizin kabuğu kopsa. Ne olur? Ceviz olur mu? Olmaz. Ha, şey bunu biliyorum. Bozduğu anda buralar bozulmaya başlar. Buralar bozuluyor mu abi? Ben sanki şöyle anlıyorum gibi. Ha. Yani bu bütün bozukluğu üzerinde topluyor da burayı gizliyor. Ne yapıyor bunu? Kilitliyor. Kilitliyor. Ha. Sistem kilitliyor. Kilitliyor. Diyor ki tamam ben garanti alıyorum. Kilitleme daha mantıklı oluyor sanki abi. Şöyle bir mana yapalım. Yap onu. Kilitliyor de. Altına yaz, oku. Aynı dediğini yaz. Eğer şeytan vesvesesini kalbe attı. Sadra atar. Kalbin sadrına atar. Kalbin
sadrına atar, kabul ederse, atar, kabul ederse, sadr bozulunca, kabul ederse, kalp bozulur, sadr bozulur, Diğer üç sistem kendisini kilitler. Diğer üç sistem olan lüb, kalp, süveyde kalp. Parantez içinde. Çünkü merak ederler ne olduğunu. Aç parantezi. Lüb, kalp, süveyde kalp. Üşenme hiç. Kalp, süveyde kalp. Kendini kilitler. Mesela bu suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet var ya. Bu sadece olmaz. Sine olmasın? Ne? Sine. Hangisi? Bu suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Hani, hangisi sine? Bütünlüğe mi sine? Bütüne mi? Bütünlüğü sine olmasın. Çünkü hep onun içinden... Bütünlüğü. Alimler sine demiş, gönül demiş. Ama ilmi kelam alimler tabii. Tasavvufçular sine demiş, gönül demiş. Yo, bu sistem, suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet var ya, başka bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece bundan, bunun kendisi. Sine olmasın. Çünkü sine her şey, yok. Yani bunun cemi sine olmasın. Ne demek anlamadım. Çünkü bundan hakikat çıkıyor. Hani gönüldeki sineler çıkınca çıkıyor ya. Şuna mı? Dörtleme sine olmasın. Sine. Kalbin sinesi olabilir. Demiyor abi, diyor ki suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Dörtlüsünün bütün ve sine denilebilir mi diyor. Sine nasıl denecek? Doğru mu söylüyor? Doğru. Doğru abi. Ama ne dinle bağlı? Ne için yani? El imanın çoğu yani öyle biliyor. Ne için? Her çıkanı buna entegre ediyoruz ya. Ama diyemezsin çünkü kalpten başka sistem de var. Kalp var. Ruh var. Ruhta var. Ruhmayet, hakikat kalp, kanuniyet vicdan, serbest bölge dima. Tamam, buna komple kalbe nispet edersen ruh ne olacak? Tarikat buna sine demiyor mu abi? Sine diyor. Sine diyor. Bazıları gönül diyor. Evet. İlmi kelamcılar demiyor yani. Bunlar akıllı, ilmi tasnif ediyorlar. Ama şunu yanlış anlamayalım abi. Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyete demiyor ehli tahkikler. Onlar sadr, ruh, kalp, süveyde-i kalbe sine diyorlar. Şuna. Şuna diyorlar abinin. Sağ tarafa diyorlar. Bu taraf. Şuna. Gönül diyor. Gönül diyor. Sad diyor. Tamam. Buna diyor. Tamam. Oraya diyor. Arkadaşlar bu gafur buraya çıktı ama güzel bir şey oldu. Vesveseyi sadra atar. Cevizin yeşil kabuğuna. Kabul etmese vesveseyi kalpten dimağa doğru galis tabir olarak gider. Ne çıkar diyor? Şeyt. Yani ahlaksız her şey. Ondan sonra şet olur. O gitti. Kabul ettiğini kabul edelim. Kalp kabul ederse ki ediyor. Ediyor. Etti. Ederse ne oluyor? Sad bozuluyor. Sad bozulunca lüb, kalp ve süveyde-i kalp şeytanın vesvesesini kabul ettiği için bu sad. Bu üç sistemde kendini kilitliyor. Hakikate kilitliyor değil mi abi? Her şeyi kilitliyor. Hatam Allah alak kulu benim bu işte. Çok harika. Onu bile yazmak lazım. Gel. Hatam Allah alak kulu benim. Devam et. O zaman sonuç olarak yaz ki başka kalem. Sonuç olarak. Devamında o kırmızının devamında. Devamında ki farka bir... Hayır, noktadan sonra devamında. Kilitler. O zaman... Hatamallahu ala kulubihim. Arapça yazacaksın. Yok canım. Hatem çizgiyi Allah mı yazar abi? Hatem çizgi Allah mı? Hatem Allah. Hatem ve kulaklarım çatmıyor. Hatem. Allah diyorsun. Hatem Allah. Önce gider. Kulübüyüm. Çizgi yap. Abi o zaman suyu ahlakla sad içeriden ya.
şey, içeriden inceltiliyor. İncelince şeytan da şetme atınca kırıyor. Tabii o zar inceleşirse göz zarı gibi içeriye giriyor. Çünkü ama o kalınlaşırsa şafamıyor işte. Ala kulübim, ala, ala. Onu ala kulübünden sil, kulübim şey, ala. Sen tarif et şey Davut. Yani o inceleşirse. Tabii ki. Ama içeride şu, dışarıdan atar der ustad. Vesveseyi kalbe atar. Kalbi neresine atar? Sadrını atıyor da teferruatını söylemiyor. Orada o konu değil ki teferruatını söylesin. Teferruatını niye söylesin? Şöyle bir soru geliyor abi. Burada sem'e doğrudan bakan hangisi acaba kalpte? Hatem Allah ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala usahim diyor ya. Acaba hangisi? Efsahim deyince mesela suidai kalp mi? Mesela bilmiyorum da. Sem'ihim deyince lük mü oluyor? Biraz ilerleyeceğiz herhalde göreceğiz lan. Hani şeyle yazacaktın, neyse altını yeşille çiz. Yeşille veya maviyle çiz. Altını çiz bari o zaman diye. Öyle acayip şey işlendi ki bugün. Koy, parantez aç Bakara 7 de. 17 mi? Bakara. Nokta eksen, 7. Kapat. Yedinci ayet. Allah hepimizden razı olsun. Hepimizden. Cenab-ı Hak hakikatine ishal eylesin. Hakikatten kopartmasın. Ya Rabbi, bu dersin hatırına, hürmetine, senin makamındaki değeri hatırına ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı İsa'nın, ikramın, lütfun ve keremin olan bu nimet-i ilahi, maide-i Kur'ani olan elimizden alma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, latifelerimizi, süveyde-i kalbimizi burada bunlarla beslediğin gibi, surette beslediğin gibi, kanunette beslediğin gibi, hakikatta da beslemeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi son nefesimize kadar bu nimet-i uzmaya sahip olmayı, sahipliğin şuurunu bize nasip eyle ya Rabbi. Teris olurken Risale-i Nur talebesi unvanı ve kisvesi diyoruz da. Talebesi unvanı ve kisvesiyle bizi teris etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Burada beraber olduğumuz gibi orada da beraber et. Sen Allah'sın Allah'ım. Sen ayırmasın kimseyi kimseden. Zaten sen ayrılmayın diyorsun ya Rabbi. Bizi bizden ayırma ya Rabbi. Allah'ım ortalama hani surette, kanunette farklılıklarımız var ama hakikatte aynıyız ve surette de aynıyız. Ya Rabbi, orada hepimizi bir arada cem eyle ya Rabbi. Farklılıklarımıza bakmadan ya Rabbi. Allah'ım, bir de bizi yakan İslamiyete ve Müslümanlara, Gazze ve Bilad-ı İslam memleketlerine yardım eyle ya Rabbi. Evladı, iyalerimizden bu hakikattan uzak etme ya Rabbi. Bu hakikat uzmadan uzaklaştırma ya Rabbi. Bizi ve bizi sevenleri, şeytanın ve nefs emmarenin, kafir cinlerin vehim ve vesvesesinden, vehim ve vesvesenin tasallutundan, tahakkümünden, zulüm ve zulümatından hepsi emin eyle ya Rabbi. Riyakarane yaptığımız duaları dergâh-ı izzetine kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım bize dua edenleri, bizim dua edecek söylediğimiz kişileri, sen biliyorsun ya Rabbi, kim bize dua ediyorsa, kime söz vermişsek, kimin bizde hakkı hukuku varsa, kim bu günlere gelebilmeye kadar bizim hayatımıza, maddi ve manevi hayatımıza taşları varsa, emeği varsa, onları da aziz eyle ya Rabbi. Bu nimeti uzmaya mazhar eyle ya Rabbi. Hizmet imani Kur'aniyeden elimizi, ayağımızı kaydırma ya Rabbi. Ya Rabbi bizi dinleyen ve bu hakikati geleceğe taşınan, bu hizmet imaniye kadar maddi ve manevi elini taşa koyup, sorumluluk alıp, maddi ve manevi hizmet edenleri de iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Allah'ın bize vermiş olduğu maddi ve manevi nimeti bize nasıl verdinse vermeyi de ver nasip eyle ya Rabbi. Allah'ın verdin, vermeyi vermedin belasına duçar etme bizi ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavatı.